Herkese iyi geceler. 2011 yılının bir ezber bozanlar programıyla yine karşınızdayız. Bu programımızın konusu daha önceden de çeşitli yerlerde ifade ettiğimiz gibi İslam'da sahabeler konusunu ele alacağız. Aynı zamanda sahabelerin önde gelen ve tanınmış simalarından Ebu Zer Gıfari'nin konumunu, onun oynadığı rolü ele alıp değerlendireceğiz. Konuyu her zaman olduğu gibi yine sevgili Eren Erdem'le, sevgili Yılmaz Yunan Hocam'la beraber ele alacağız, değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi sorularınız aynı zamanda bizim tartışmalarımızı da yönlendirecek. Sorularınızla, önerilerinizle, görüşlerinizle programa katkıda bulunabilirsiniz. İletişim adreslerini vermek istiyorum bize ulaşabilmeniz için. Her durumda telefonda 0212 251 5090 numaralı telefondan bize ulaşabiliyorsunuz. E-posta ezberbozan@ulusalkanal.com.tr üzerinden de mesajlarınızı, önerilerinizi, düşüncelerinizi iletebiliyorsunuz. Ayrıca da kısa mesajlarla da ulusal yazıp boşluk bırakıp adınızı ve mesajınızı yazıp tüm operatörlerden 2353'e göndererek de sorularınızla, değerlendirmelerinizle katkıda bulunuyorsunuz. Her zaman olduğu gibi yine Facebook adresimizden bize ulaşıp canlı bir şekilde değerlendirmelerinizi iletebiliyorsunuz. www.facebook.com/ezberbozanlar resmi sayfası üzerinden de bize değerlendirmelerinizi, sorularınızı iletebiliyorsunuz. Bu konuyu tabi sahabeler konusu önemli bir konu. İslam tarihinde de bugünkü İslami tartışmalarda çok önemli bir konu ifade ediyor. Sahabe aslında İslami bir kavram olarak Hazreti Muhammed döneminde onunla birlikte yaşamış, Müslüman olmuş, ona inanmış, Hazreti Muhammed'le konuşmuş, tartışmış, onun yanında bulunmuş kimselere verilen bir ad. Aynı zamanda Arapça bir kökenden de geliyor. Yoldaşlar, arkadaşlar, aynı yolu yürüyenler anlamına da gelen bir kavram. Bu konuyu geniş bir şekilde ele alacağız. Bu aynı zamanda sevgili Eren Erdem'in Şeytan Evliyaları kitabında da Hazreti Osman dönemi olarak da ifade ettiği Osman döneminin olaylarıyla da bağlantılı bir konu. Bu konuya ilişkin öncelikle sevgili Eren Erdem'den başlamak istiyorum. Sevgili Eren, her şeyden önce sahabe nedir? Sahabenin İslam tarihindeki rolü, önemi nedir? Kısaca oradan başlayarak konuyu başlayabiliriz. Teşekkür ederim. Yine bir programda izleyicilerimizle beraberiz. Tabii bugün ben yani çok heyecanlı bir konu aslına bakarsanız. Üzerinde durmaktan çok hoşlandığım bir konudan dem vuracağız. Ama öncesinde ben bir iki güncel mesele üzerinden bir şeyler göstererek sorduğun soruya gelmek istiyorum. Birinci olarak göstereceğim şey, bugünkü Aydınlık Gazetesi'nde manşet yapıldı. Şunu yakın olarak arkadaşımız alırsa. Şimdi burada bakın, Sakarya'da bir köyde, 5 köyde banka kredileri veriliyor köylüye. Akabinde toprakları ellerinden alınıyor. Dönemi 3000 lira olan toprakları banka 30 bin lira karşılığında geri satmaya çalışıyor. Şimdi bakınız, somut olarak bu işin adı zulümdür. Aslında bu sadece Sakarya özgü de değil, yıllardır Trakya'da da köylülerin başına gelen bir olay. Biz bunu her yerde söylüyoruz. Bakınız, buradan izleyicilerimize tekrar ben bunu ifade etmek istiyorum. Bugün Ebu Zer'i anlatacağız. Lakin ben Ebu Zer'i masa başında anlatmak, akabinde Ebu Zer'i anlamamış bir tutum içerisinde bu sistematik sürece eklemlenmek gibi bir duruş sergilemeyeceğim. Ebu Zer'i anlatacaksak Ebu Zer'i yaşayacağız.
Bu süreç insanların bankalara muhtaç hale getirilmesi, akabinde insanların varlığının yoğun elinden alınması kapitalizmin yarattığı bir süreçtir. Emperyallerin yarattığı bir süreçtir. Şahsiyetli bir duruş buna başkaldırıyı öngörür. O yüzden benim sözüme itibar eden, gözünde değerim olduğunu düşünen, seven, sayan, kardeş, abi, her kim varsa bu insanlar ihtiyaçları yoksa ceplerindeki kredi kartlarını kessin atsınlar. Somut bir duruş sergilesinler. Yani buna tepki duyup da böyle kenara çekilmek olmaz. Bakın ben Eren Erdem olarak burada medyanın önünde söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir bankasında hesabım yok. Cebimde kredi kartı taşımıyorum. Mümkün olduğu kadar bu zulümle mücadele ediyorum. Rica ediyorum. Zor bir şey değil. İnsanlar hayatlarından bazı şeyleri çıkartabilmeliler. Bakın bu insanlar yarın biz olacağız. Hepimiz olacağız. Bu ülkenin toprakları satılıyor. Bu insanlar, bu köylü insanlar, bakın pankarta ne yazmış biliyor musunuz? Bankacı mısın, tefeci misin? Zorla aldığını geri ver. Nafaka değil, hakkımızı istiyoruz demiş. Bu insanlar hayatta kalabilmek için bu kredilere başvurmak durumunda bırakılmışlar. Devletin görevi olan bir şeyi bankalar yapmış. Akabinde topraksız kalmışlar. Ben sonuna kadar bu insanların yanındayım. Eğer bir eylem örgütlerlerse Eren Erdem olarak oraya gideceğim. Aktif olarak katılım sağlayacağım. Jobsa job yiyeceğim. Biber gazıysa biber gazı yiyeceğim. Ölüm söyleyeceğim. Yani bu kadar açık ve net konuşuyorum. Bu insanlar mağdurdur. İkinci bir şey de Uludere'de oluşan hadisede hayatını kaybeden yurttaşlar. Gerçekten çok büyük bir hüzünle hadiseyi ele almak durumundayız. Ben bunu öz kardeşimizin ölümü gibi tanımlamak gerektiği kanaatindeyim. Herkes evindeki bir aile ferdini kaybetmiştir bu hadiseyle beraber. Fakat buradan şöyle bir çıkarım da yapmak yanlıştır bana göre. Bu bizim ülkemizin unsurlarının yarattığı bir süreç değildir. Bu emperyalizmin yarattığı bir süreçtir. Emperyalizm sebebiyle ortaya çıkmış bir vahşettir. Ve bu vahşetin faili biz değiliz. Bizim sokakta yürüyen insanımız değil. Kürt'ü öldüren Türk değil. Onun için de bizim Kürt yöneticilerimiz değil. Bir türlü izah edemiyorlar zaten konuya hakim maalesef, olamadıkları için. Maalesef. Yani bu örnek yani istihbarat alıyorlar. Türk ordusu yıllardır Amerika'nın Kuzey Irak operasyonlarında ABD'nin oradaki askerlerinden istihbarat alır. Burada ben bu vatanın, bu toprağın insanların artık olduğu kanaatine değilim. Satılmış işbirlikçi, Amerikancı unsurların yarattığı bir süreç olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla burada daha böyle olumlu bir çerçeve üzerinden birliği inşa etmenin yollarını aramak lazım. Vahdetin peşinde koşmak lazım deyip esas konuya gelmek istiyorum. Ha bunu da şunu da hatırlatayım. Aklıma gelmişken. Bundan bir süre önce hatırlarsınız Dışişleri Bakanı sırtında silah olduğu için bir katır imha edilmişti. O katırın hesabını kim soracak demişti. Onun hesabını kim verecek demişti. Sus oldu. Ortada yok. Bu yanlış bir şey. Çıkıp da özür dilemesi gerekir. Ama bu tabii ki bugün liberallerin, fırsatçı liberallerin üslubuyla bu meseleye yaklaşmamak gerekiyor. Süreç emperyalizmden bağımsız incelenemez. Tamamen emperyalizmle girift bir süreçtir. Bölgede farklı bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bunları daha farklı bir süreçte değerlendiririz. Ama dediğim gibi Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda da bu köylü vatandaşlarımız, bunlara da Allah'tan yardım diliyorum. Allah'tan yardım dilemek halktan yardım dilemektir. Kamunun buraya yönelmesi gerekiyor. Vicdan sahibi insanlarımız buraya yönelsinler. Onu rica ediyorum. Sahabe dedik. Sahabeyi kiram diyoruz. Kiram, vermek, cömertlik demek. Cömert dostlar. Cömert bir dostluk halkası, kardeşlik halkası. Hazreti Peygamber'in yarattığı o büyük sinerjinin içerisinde varlığını eriterek, hakların vazifelerden daha üstün olmadığının farkına vararak oluşturulmuş o kolektif bilinçten bahsediyoruz. Sahabe demek bugün, sahabe demek önderlik demektir. Bunun Arapçadaki karşılığı imamettir. Sahabe imamettir, yani önderliktir. Şimdi ben sahabenin karakterini incelediğimde sahabede dört temel faktör görüyorum. Birincisi fedakarlık.
ikincisi züht, üçüncüsü takva. Dördüncüsüne sonra geleceğim. Fedakarlık dediğimiz hadisenin vücut bulduğu şahsiyet Hazreti Ebu Bekir'dir. Bütün malını mülkünü ortaya koymuştur. Canını ortaya koymuştur. Statüsünden vazgeçmiştir. Oligark kimliğini terk etmiştir. Çok somut anlamda kendini belirgin kılmıştır. İkinci ayak züht demiştik. Zühtün sembol ismi Ebu Zer el-Gıffari'dir. Ebu Zer el-Gıffari züht kavramının sembol ismidir. Züht nedir? Züht az ile yetinmek, dünyaya meyletmemek demektir. Takva, kamuya yakınlık, kamu üzerinden Allah'a yaklaşmak. Bunun temsil ismi de iki isimdir. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'dir. Şimdi bakınız, bu dört temel direk üzerine inşa edilmiş bir devrim sürecinin varlığı söz konusudur. Bugün biz bu süreci çok belirgin bir şekilde anlayamıyoruz. Neden? O gün Şam ahalisinin düştüğü duruma bugün biz burada düştük. Nasıl Mekke'deki devrimi Şam'daki anlayamadıysa, biz de Mekke'deki hareketi buradan anlayabilmiş değiliz. Bu kadar geniş olanaklara sahip olmamıza rağmen yaratılmış statükonun, hakim sınıfların egemenleşme süreciyle beraber hakikatler örtülmüştür. Hemen isterseniz Ebu Zer'den bahsedelim bu konuyla ilişkili olması hasebiyle. Ebu Zer'in adı Cündep bin Cünade'dir. Annesinin adı Cündep'tir. Rebeze'de Gıfar kabilesi, ki Gıfar haydut demektir. Gıfar kabilesi çölün sıcak iklimi içerisinde çoraklaşmış bireylerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir kabile. Nasıl çoraklaşmış? Bir kere şunu göz ardı etmemek lazım. İnsan tabiatı yaşadığı coğrafi koşullarla doğrudan ilintilidir. Ve çöl gündüzleri çok sıcak, geceleri çok soğuk olduğu için radikal dönüşlerin, keskin tavırların açığa çıktığı bir ortam olarak karşımıza geliyor. Bakınız, buralarda Ebu Zer Gıffari'nin yaklaşımını tanımlayan çok önemli bir ifade kullanacağım. Dünyanın, benim bana düşmanlık edenlerin tamamı, dünyanın bütün dönemlerindeki yoksulların çehresinde tek tek beni göremiyorlarsa çoktan ölmüşlerdir. Ebu Zer'in ruhu, tavrı budur, yaşattığı ilke budur. Cündep bin Cünade, yaşadığı topraklarda sorgulayan, aklı kullanan, aklının ata kültlerinden bağımsız olarak işlemesini sağlayan bir tutumla kabilesi içerisinde zaten sıyrılmış bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonralara Ebu Zer deniliyor. Ebu Zer, Zer'in babası demek. Kızının ismidir o. Cündep, biz Ebu Zer diyelim. Ebu Zer, kavimlerin birbiriyle çekiştiği, statükoculuğun, oligarşinin insanlar üzerinde tahakküm kurduğu bir dönemde ve aynı zamanda özgürlüğün en ileri noktalarda yaşandığı bir ortamda, ki çöl kanunlarından bahsediyoruz. Çölde yasa yoktur, kanun yoktur. İnanılmaz bir hürriyet vardır. Dolayısıyla biz burada özgürlük kavramının insanlığı götürebileceği felaketlerin de çok bariz bir şekilde gözlemcisi olabiliriz. Arap Bedevi yaşamı bugün spot halde parlatılan özgürlükçülük kavramının, daha çok bu liberal ağızlarda sakıza dönüşen özgürlükçülüğün insanı götürebileceği en vahim noktaları görmemizi sağlar. Bu coğrafyada Ebu Zer ortaya çıkmış. İlk Ebu Zer'in eylemi Hubel putunun, özür diliyorum, Menat putunun suratına taş fırlatmaktır. Gizli bir şekilde. Ebu Zer'in ortaya çıktığı toplumda uğursuzlukların tamamının atalara, ecdada saygısız gençlerden kaynaklandığı yargısı söz konusudur. Zaten bu yargı üzerinden hareket ederek gençlik hareketlerinin dinamik, devrimci, muhalif tavırların önü kesilmiştir. Yani Ebu Zer'in ortaya çıktığı toplum paradigma olarak statükocudur. Toplumun tabanına yayılmış bir statükoculuk söz konusudur. Ve bu coğrafyada, bu koşullar içerisinde Ebu Zer, ortaya çıkış süreci içerisinde zengin kabilelerin önünü kesen Gıfar, bakın zengin kervanın önünü kesip yoksullara dağıtma, aralarında bölüşme işiyle meşgul olan bir kabilenin içerisinde o kervan mallarını kendine çeken toplayanların karşısındaki duruşuyla belirgin hale gelmiştir. Yani Ebu Zer'in ilk muhalefeti kendi kabilesi içerisinde ortaya çıkıyor. Kervanların önünü kesiyorlar, malına el koyuyorlar, bu mal yoksullara paylaştırılıyor. Bu malı kendine çekenlerle muhalefet süreci inşa ediyor. Ebu Zer Menat'ı taşlıyor. Bir akşam ateşin etrafına toplanan gençlere bunu yaptığını söylediğinde
adeta kabilenin içerisinde bir devrim meydana geliyor. Bugüne kadar bunu söyleyebilmiş olan ilk kişidir Ebu Zer. O kabilede ve Arap coğrafyasının genelinde. Neden? Çünkü burada menfaatperestliğin ve aynı zamanda sınıfsal kimliği itibariyle coğrafyadaki o üst sınıfın dayattığı dinsel algı toplumun düşünmesini bırakın en ufak bir hareketini dahi programlamıştır. Tuvalete nasıl gidileceğine dahi karar veren hükümler üzerinden oluşturulmuş bir toplumdan bahsediyoruz. Bakınız. Ben buradan izleyicilerimize rica edeceğim. Özellikle bu noktaları belirgin bir şekilde not alsalar. Günümüzle ilişkilendirebilmek için. Ebu Zer diyor ki ben o puta taşı attım. Ondan ses dışında hiçbir şey gelmedi. Ondan ne hayır gelir ne şer gelir. Buna inanmayı bırakalım diyor. Ve onun sürekli içinde böyle bir heyecan, bir muhalif damar söz konusu. Ve çok enteresan bir şey var. Bu putların etrafına inşa edilmiş o statüko dinciliğinin varlığı o dinin ruhbanları tarafından İbrahim Aleyhisselam'a dayandırılıyordu. Ve tamamı İbrahim Aleyhisselam üzerinden kendine meşru kılarak aynı zamanda ritüel nüsuklar, ibadetler şekle önem veren, insanlara cennet vaat eden bir dinsel anlayış söz konusuydu. Ve daha da ileri gidelim, buralarda namaz kılınıyordu. Namaz kılınıyordu. Namaz putlara dönerek kılınıyordu. O putların Allah'a yaklaştıran şefaatçiler olduğu düşünülüyordu. Ebu Zer ilk defa yüzünü putların olmadığı bir yere dönerek namaz kılıyor. Daha henüz namaz hükmü söz konusu değil İslamiyet'te. 3 yıl sonra namaz geliyor. İslam namazı emretmeden 3 yıl önce Ebu Zer el-Gıffari Rebeze'de yüzünü putların olmadığı bir istikamete çevirerek namaz kılar. İslamiyet'in ilk namazı budur. İslam'ın ilk namazı Ebu Zer'in o çölde kıldığı namazdır. Aynı zamanda çöl yalnızlık şarkılarının çok yoğun bir şekilde insanların dillerinde dolaştığı bir sahadır. Çünkü Bedevilerin o ıssız kumlarda, o sıcak kumlarda yapacağı başka bir şey yoktur. Mistik hikayeler, kulaktan dolma söylentiler üzerinden bir kültür inşa edilmiştir. Yazılı bir kültür de söz konusu değildir. Ve Ebu Zer yaşadığı toplumun sosyal kalıplarına uymayan bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Gıfar'da Ebu Zer mümili bir kişilik. Daha henüz İslam'la tanışmadan. Neden diyeceksiniz? Çünkü yine bugünle de çok ilintilidir. Ahlak dedikleri kavram. O gün ahlak diye bir kavram var, bugün de var. Toplumsal ahlak o sınıfsal sistemin üst sınıfının tayin ettiği kural ve kaidelerden ibarettir. Bugün de bu böyledir. Ahlak dediğimiz şey bugün aynı şekilde üst sınıfın yahut da sistemin varlığını egemenlerin. Evet, egemenlerin yaratmış olduğu kaidelerden ibarettir. Bunun da başında şu gelir, örnek verelim bir somutlama adına. Vatandaş çalıştığı fabrikanın patronuna hakkı için başvuracaktır. Hatta tepkisini ortaya koyacaktır ki doğal bir haktır bu. Fıtridir, ahlakidir. Fakat kovulmamak ve ele güne rezil olmamak kirasını ödeyemeyip de için onu yapamaz. Toplumun yarattığı bu ahlak tanımı üzerinden o tepki kırılır. Sen işte anarşik mi kesildin başımıza, şu musun, bu musun diye. Hatta ve hatta insanların en doğal duygusu olan aşklarını bile ilan etmesi ahlak dışı olarak tanımlanır. Bu çerçevede o dönemki süreçte aynen böyledir. Bugün biz biraz daha modern ve teknolojik sinayi gelişim eşliğinde cahiliye süreci yaşıyoruz. İşte Ebu Zer bütün bu ahlak kurallarının üstlerine set çekmiştir. Onların tamamını zırh zeber etmiştir. Ve onların karşısına konumlanarak bugün eğer siyasi terminolojide bir karşılık getireceksek tam da onların yaftaladığı gibi anarşist bir süreç inşa etmiştir. Şimdi Ebu Zer duyuyor ki Mekke'de biri çıkmış. Çünkü kabileler oradan kervanlar geçiyor. Kervanlar her gelen kervana soruyorlar bunlar. Ne oluyor, ne bitiyor oralarda diye. Mekke'de biri çıkmış. İsmi Muhammed'miş. Onların Mekke'deki oligarşinin dinine küfrediyor. Onların dinini lanetliyor. Ve orada zenginden alacağız, yoksula vereceğiz diyor. Bakın Ebu Zer bu sözü duyar duymaz adeta gözü dönmüştür. Kendini kaybetmiştir. Adeta kendi benliğinden geçerek büyük bir ateşin içerisinde bulmuştur kendisini. Ama öyle bir ateş ki Ebu Zer'in dünyaya meyletmesini sağlayan nefsini, egosal benliğini yakan bir ateştir. Çok
etkili, onu hakikate sürükleyen bir ateş. Hemen kardeşini gönderir Mekke'ye, Üneys'i. Üneys'e der ki git bakalım bu ne oluyor diye. Ve Üneys gider, orada enteresan bir süreç yaşar. Herkes, tamamen bütün ahali Hazreti Muhammed aleyhinde konuşuyordur. Bakınız Muhammed'e ne diyorlar? Muhammed cinlenmiştir diyorlar. Cinlenmek, İslami terminolojide cinlenmek, ajan manasına gelir. Ajan, cin, kimliği belirlenemeyen kişi demektir. Muhammed ajandır diyorlar. Hem de kimin ajanı diyorlar? Efendim Hristiyan bir rahiple İranlı bir adamın ağzından çıkan kelimeleri tekrar ediyor diyorlar. Neden İranlı? İran. İran çok önemli. Bunun altını çizelim. İran, tarih boyunca Doğu'nun bütün devrimci dinamiklerini vücut aleminde sadır etmiş, açığa vurmuş, pratik olarak yaşantılanmış bir coğrafyanın kültür mirasıdır. İran, Hindistan'daki kas sistemine isyan eden Pariyahların oraya göçmesiyle birlikte oluşmuş bir medeniyetin akabinde Mazdek gibi bir sürecin var olabildiği bir coğrafyadır. Zerdüştlük, maniyeizm, bunlar çok ileri devrimci söylemlerdir. Su, toprak, ateş, bunlar alınıp satılamaz ifadesi Mazdek'e ait bir ifadedir. İran'da devrim kelimesi çok spontane ve rutin bir kelimedir. Orada herkes her an devrim yapabilir. İran bir devrimler ülkesidir. Dolayısıyla da Hazreti Muhammed'in kodomanlara, servet ve iktidar sahipleri karşısındaki çıkışından dolayı Mekke'dekilerin de İran'daki süreci bilmesinden ötürü onu İran ajanı olarak tanımlıyorlar. Ve müthiş bir yaftalama kültürü, ki bugüne getirsinler bunu, bugüne getirsinler. Mesela çok basit, internete Eren Erdem yazın. 10 sitenin altısında Ergenekoncu, darbeci, şucu, bucu vesaireci diye bir sürü şey görürsünüz. Yani ben ne olduğumu ben bile hayret ediyorum. Ben neymişim diyorum. İşte o kültür bugün de dediğimiz gibi modernize edilmiş bir cahiliye geleneği yaşıyoruz. Efsunlanmıştır, büyülenmiştir, haindir, satılmıştır, ajandır yaftalarının eşliğinde. Üneys gözleriyle arıyor. Hazreti Muhammed'i gördüğünde onun şu tavrını görüp onun hakikat elçisi olduğuna inanıyor. Taşlanıyor, horlanıyor, insanlar dinlemiyorlar, o kimseyi duymuyor, var olan her şeyi anlatıyor. Her köşede, her yerde, bütün sokaklarda tek tek gezip insanlara hakikati anlatan müstesna bir şahsiyet, bu beldelerden, bu zulüm mabetlerinden böyle bir adamın çıkabileceğine ihtimal dahi vermeyen insanların ona olan imanını kat be kat arttırmıştır. Ben gözümün önünde canlandırıyorum ve bugüne getirdiğim zaman, bugün bu işin aynısını yapmanın bedeli nasıl zulümse ki zulümdür, yaşanıyor. O günde o işin karşılığı daha ağır bir zulümdü. Çünkü bugün yine biz biraz medeniyetin ölçüleri içerisinde bazı değerler kazanmışız. Neyse ki devrimci kimliğin ve kişiliğin kaçılmaz sonucu da olarak da çıkıyor. Neyse ki şunu söylemek lazım. Allah Teala dik kafaları sevmez ama dik duranları sever. Allah Teala hiçbir zaman dik kafaları sevmez ama dik duranları sever. İşte Ebu Zer bu dik duruşun temsilidir. Buna devam edeceğiz sevgilerin Yılmaz hocama da. Tamam, o zaman şeyde şurada kaldığımızı söyleyeyim. Hı hı. Üneys kardeşini Mekke'ye gönderdi. Mekke'de Üneys Mekke'de henüz daha gitmedi. Devam edeceğiz. Gitmedi, izlenimlerini anlatmadı. Ebu Zer'e hala iş çıkmadı. Tamam. Ebu Zer henüz. Evet, Yılmaz hocam, Ebu Zer tabii aynı zamanda kendi yaşadığı toplumda devrimci bir kişiliğin de sembolü. Bugüne getirirsek aynı zamanda gerçekten de empiryizme, kapitalizme karşı mücadelenin de örnek bir kişiliği olarak da karşımıza çıkıyor. Tabii sahabeler dediğimizde çok sayıda bir sahabe var. Hazreti Muhammed'le yan yana bulmuş, beraber olmuş. Biz Ebu Zer'i ön plana çıkartıyoruz ama belirli özellikler nedeniyle çıkarıyoruz. Hatta bir konuya ile ilgili bir arkadaşım demişti ki sahabeler nedir diye sordum da şöyle dersek yanlış olmaz. Hangi sahabeyi önemsediğinize göre sizin nasıl bir Müslüman olduğunuza da karar verilebilir denmişti. Bu aynı zamanda sahabeler arasında farklılığı da anlatan bir şey. Ama özellikle Ebu Zer tabii bizim konumuzda öne çıkarttığımız, nasıl
Ebu Zer nasıl bir kişilik ve bir sembol olarak bugün aslında önem taşıyor? Ah, Eren'i dinlerken içim bir hoş oldu. Çünkü Ebu Zer benim için de çok önemli bir şahsiyet. Çok güzel giriş yaptı Ebu Zer'e. Ben de tabii bu konuda bir şeyler söyleyeceğim. Ama önce Uludere'de hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum ve bunun seri katilin bir oyunu olduğu yönünde kuşkularım var. Henüz hiçbir şey berraklık kazanmış değil. Ancak Başbakan'ın söylediğine göre istihbaratı veren MİT değilse, o zaman belli ki stratejik müttefikimiz, nasıl oluyorsa bu inanılmaz bir şey bunu demek. Seri katil vermiştir bu istihbaratı. Ve yapmak istediği şey inşallah benim düşündüğüm şey değildir. Çünkü çok zor günler bizi bekliyor. Eğer bu kadar gözü karadığı gözü alabilmişlerse. Sahabeyi yoldaş diye tercüme etmeniz çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. O da beni heyecanlandırdı. Bir şey daha var. Eren konuşmasını bitirirken Allah-u Teala dik duranları sever dedi. Demek ki Allah bütün sosyalistleri, bütün vatanseverleri seviyor. Bu da hoşuma gitti. Çok güzel bir program olacağı buralardan belli. Sahabelerden bahsederken şeye katılıyorum. Eren'e katılıyorum. Hazreti Ebu Bekir ve Ebu Bekir'i, Ömer'i ve Hazreti Ali'yi kıstas almakta fayda var. Hazreti Osman konusunda benim ciddi kuşkularım var. Zaten biliyorsunuz şeyi, Ebu Zer'i Rebez'e sürüp orada ölümüne sebep olan kişi de kendisidir. Ebu Zer bazı kaynaklara göre Hazreti Peygamber'le, ona selam olsun, Medine'ye hicret eden kişiler arasındadır. Ve yine erken dönem Müslüman tarihçileri Ebu Zer'in İslam'ı kabul eden 4. kişi olduğunu söylerler. 7. kişi olduğunu söyleyen de var ama genel kabul 4. kişi olduğu yönünde. Ebu Zer gibi birisinin İslam'ı kabul etmesi, İslam'a girmesi başlı başına bir olaydır benim açımdan. Çünkü ben Ebu Zer'in İslam tarihinin ilk sosyalisti olduğu kanaatindeyim. Bu kanaatim her geçen gün daha da güçleniyor. Sosyalist sözcüğünü kullanabilir miyim diye kendi kendimi düşündüğümde çok rahatlıkla kullanabileceğim kanaatine varıyorum. Demin Eren'i dinlerken bazı Sünni rivayetçilerin Ebu Zer konusundaki şeyleri aklıma geldi. İçim sızladı. Çünkü Ebu Zer'i kaba, tahsilsiz, pek fazla ilimden falan bedevi olarak takdim ediyorlar. Halbuki benim araştırma kadarıyla öyle değil. Çünkü ashab ona ilim deryası diyor. Yani Ebu Zer ilk akla geldiği gibi elinde kılıç sağa sola saldıran, küfür eden, kaba saba bir adam falan değil. Ayrıca yaşı da, yani İslam'a tanıştığında olgun yaşlarında. Öyle 15 yaşında, 20 yaşında genç bir serden geçtiği biri değil. Kabadayı mı? Kabadayı. Olumlu anlamda kabadayı gayet tabii. Ama eğer yanılmıyorsam İslam'a tanıştığında en az Peygamberimiz ona selam olsun yaşlarında olmalı. Belki biraz daha yaşlı hatta. Şimdi Ebu Zer'i itibarsızlaştırma operasyonları görüyoruz bazı kaynaklarda. Hatta bu kaynaklar daha da ileri gidiyorlar. Ebu Zer'in Muaviye ve Hazreti Osman'la çekişmesini böyle aralarında dostlar arasında olabilecek hafif bir küslük olarak falan gibi anlatmaya çalışıyorlar. Evet. Oysa nasıl ki bugünkü sosyalistlerin, vatanseverlerin seri katile karşı çıkışı bir devrim mahiyetindeyse, Ebu Zer'le Muaviye veya Osman arasındaki kavga da devrim mahiyetinde. Şimdi şöyle bir şey yaptım, araştırma yaptım. Kendi kendime dedim ki, ya bu Ebu Zer hakikaten tarif edildiği gibi böyle elinde kılıç sağa sola saldıran, işte küfür eden, bağırıp çağıran, habire amiyane tabiriyle arıza çıkaran birisi mi diye. Çünkü öyle
tanıtılıyor. Kaba saba bir adamdır abi. Hatta diyorlar ki Ebu Zer diyorlar şeyden Osman'dan işte Irak valiliğini istedi. Sen beceremezsin ya yapamazsın falan diye yanından gönderdi bunu diyorlar. Tam tersi. Benim okuduğum kaynaklar Irak valiliğinin teklif edildiğini söylüyor fakat kendisini kabul etmediğini. Çünkü bu bozulmuş sistem içinde valilik yaparsa kendisinin de o bozulmuş sistemin çarkları içine girebileceğini düşündüğü için kabul etmediğini gösteriyor. Şimdi Ebu Zer'in ben ne zaman isyan ettiği, ne zaman tabiri caizse arıza çıkardığını düşündüm kendi kendime. İki tane dönemi aklına geliyor Ebu Zer'in. Bir tanesi İslam'la tanışmadan önce işte kervanların, Bizans'tan gelen falan kervanların önünü kesmesi tarihi. Çünkü orada aslında ben onu haydut, çapulcu falan gibi görmüyorum. Topraklarından geçen insanlardan ya vergi alıyor ya vergi vereceksin kardeşim veyahut da senin malını mülk eline alırım. Ki tarih şartları içine baktığınızda o günün kabilelerinde böyle bir uygulama var. Herkes elde silah savaşıyor. Ebu Zer'in ilk arıza çıkarışı olarak benim gördüğüm, demin Eren'in bahsettiği Menat'a taş fırlatması. Bu o güne kadar toplumda kimsenin aklına gelmeyen, cesaret edemediği, göze alamadığı bir şey. Menat'ın sıradan bir taş yontma olduğunu görüyor. Tek bir İslam'dan tanışmadan önce de tek bir Allah'a ibadet etmesi gerektiği yönünde görüşlere sahip ve kendi putuna, kendi kabilesinin putuna taş fırlatabilecek kadar gözü kara bir adam o yıllarda. Sonra arada yine benim tespitlerime göre 23 yıl kadarlık bir sürede hiçbir şekilde herhangi bir isyana veya tahammülsüzlüğe falan kalkışmıyor. Yani arıza çıkarmıyor. Sonra esas arızayı çıkarmaya başlıyor. Ne zaman başlıyor? Hazreti Muhammed öldükten sonra, ona selam olsun, ve İslam bozulunca, özellikle Hazreti Osman döneminde arıza çıkarmaya başlıyor. Niye öyle yapıyor? Çünkü mesela şimdi Osmanlı şeyle Ebu Zer'le Muaviye arasındaki bir anekdotu aktarayım size. Muaviye kendisine bir saray yaptırıyor. Yeşil Saray diyorlar buna. Ve Muaviye dediğiniz de o vilayetin valisi. Yani Şam'ın valisi tabii. Öyle sıradan bir adam değil. Karşısına çıkıp da konuşmak kolay değil. Şam çok büyük bir... Gayet tabii. Hayır, bir de cesaret isteyen bir iş. Evet. Diyor ki sen bu diyor sarayı diyor kendi paranla yaptırıyorsan bu israftır diyor. Ki israf Kur'an'a göre günah. Yok eğer halkın parasıyla yaptırıyorsan ihanettir diyor. Evet. Bunu söyleyebilen birisi. Yani Ebu Zer'in isyan çıkardığı iki tarih var. Biri İslam'a tanışmadan önce Menat'a taş fırlatışı. İkincisi ona selam olsun. Peygamberimiz öldükten sonra İslam'ın bozulmaya başladığı ilk günlerde biraz sıkıntı yaratıyor. Ama Hazreti Osman döneminde ve Ebu Zer'le Muaviye'yle kavgalarında gerçekten de isyankar ruhunun ne kadar ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi zamanım varsa biraz bir yazarın Ebu Zer hakkındaki bir şeyini, sözünü yorumlamak istiyorum. Benim çok ağrıma giden bir şey var çünkü burada. Diyor ki bir yazar, kim olduğunu bilmiyorum kusura bakmasın. Liberallerin taşkın özgürlükçü söylemlerine, komünistlerin merkezi paylaşımcı prensiplerine, kapitalistlerin tüketim çılgınlığına bir Ebu Zer gereklidir. Belli ki bunu yazan arkadaş bir Müslüman arkadaş. Yalnız ya bilerek yapıyor ya da bilinç altında o bir türlü yok edilemeyen korku kendini tam olarak gösteriyor. Bu çok bir söylem, kötü bir söylem. Çünkü komünistlerin merkezi paylaşımcı prensiplerine karşı geliyor. Komünistlerin kendisine karşı değil. Komünistlerin ateist tarzına karşı değil. Paylaşımcı prensiplerine. Niye paylaşımcı prensiplerine karşı geliyorsun kardeşim? Bunun şöyle bir algısı var bunlarda. Diyorlar ki İslam'da hem zengin olacak hem fakir olacak ve zengin fakire lütfedecek, yardımda bulunacak. Benim hayatım boyunca karşı çıktığım en ahlaksızca tavır. Bu arkadaşın böyle bir tavır içinde olduğunu söylemiyorum. Bana bunları ilham ettirdiği için söylüyorum. Çünkü bu tip şeyler, Müslümanlar bir Müslümanın diğer bir Müslümana
lütfetmesinin aslında nasıl bir şirk olduğunu göremiyorlar. Eğer lütfedecek biri varsa Allah'tır. Evet. Sen kimsin ki Allah'ın malını mülkünü başka birisine vererek ona lütufta bulunacaksın? İslam'da zengin de olacak, fakir de olacak egemen anlayışına aslında ben karşıyım. İslam'da zengin de olacak, zengin de olacak arkadaş. Yeri gelmişken hemen şunu söyleyeyim. Demin Eren Ebu Zer'in az da yetinme yeteneğini anlattı. Bu bir yetenektir, fedakarlıktır, hasdettir, ahlaktır. Ancak yine yanlış bir kanaat ortaya çıkar endişesiyle söylüyorum. Komünistler de aynısını söylüyor. Açacağım biraz sonra. Ebu Zer bütün herkesin fakir olması gerektiğini söylemiyor. Ebu Zer Muaviye'nin karşısına çıkıp da o Tövbe 35, 34. ayeti okurken altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanları korkunç azap müşteri aydın o ayetini okuyor ya sürekli. O ayeti okurken altını ve gümüşü biriktirenlere lanet okumuyor. Altını ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlara, yani halk yolunda harcamayanlara lanet okuyor. Onun için de Ebu Zer'in söylediği, benim anladığım kadarıyla Müslüman toplumda herkesin zengin olması gerektiği, şartlar yeterliyse eğer. Komünistler de aynısını söylüyorlar. Komünistler diyorlar ki sosyalist aşamadan sonra komünizme geçtiğinde o kadar bolluk olacak ki, çünkü buna imkanımız var, yapabiliriz bunu. O kadar bolluk olacak ki bu bolluktan dolayı sınıflar ortadan kalkacak. Bana göre İslam da aynısını söylüyor. Dolayısıyla Ebu Zer de aynısını söylüyor. Bizim peygamberimiz, ona selam olsun, hiçbir zaman insanları fakirliğe teşvik etmiyor. Evet, fakirlik bazen sizi bulabilir, sabır göstermelisiniz gibi sözleri var. Ancak o günkü şartlar içinde bunu söylüyor. Esas olarak söylediği, dünya nimet ve rızıklarından herkesin eşit şekilde paylaşılması gerektiğini söylüyor bizim peygamberimiz. Dolayısıyla sahabeleri de, yoldaşları da sizin tabirinizle aynı şeyleri söylüyorlar. Bu konuyu şimdilik bu kadar isterseniz getireyim. Teşekkür yalnız şunu, şunu bir kere daha vurgulamama izin verin. Ben sosyalist olduğum için bunu ortaya çıkarıyorum ama samimi kanaatimi söylüyorum. Hazreti Peygamber'in ona selam olsun tebliğini hariç tutarsak İslam dünyasının bugünkü tabirle kullanmamız gereken o sözcüğü kullanırsak ilk sosyalisti Ebu Zer'dir. Karmatiler falan ondan çok sonra gelir. 200-300 sene sonra gelir. Ebu Zer sosyalist bir yoldaştır. Sevgili Peygamberimizin yoldaşıdır, sahabesidir. Evet, kabadayı adamdır. Yeri geldiği zaman sert adamdır. Ama ne zaman sertlik yaptığını size anlattım. İslam'a tanışmadan önce Menat'a taş fırlatırken ve İslam bozulduğu devrelerde Hazreti Osman'a ve Muaviye ile kavga ederken. Bunun dışında bilgin bir adamdır, bilgili bir adamdır, ilim dolu bir adamdır. Teşekkür ediyorum Yunus Can. Sevgili Eren, aslında sahabelere yaklaşım, aynı zamanda Ebu Zer'e yaklaşımda biraz sanıyorum bugünkü İslam kavrayışıyla da ilgili bir konu. Çünkü Şii kaynaklarda mesela Ebu Zer olayının değerlendirilmesiyle Ehl-i Sünnet kaynaklarda Ebu Zer olayının değerlendirilmesi aynı değil. Örneğin Ehl-i Sünnet kaynaklarda tüm sahabeler takdir edilir ve önemsenirken örneğin Şii kaynaklarda Ebu Zer, Selman gibi sahabeler öne çıkartılarak aslında Hazreti Muhammed'in ölümüyle birlikte halifeliğin Hazreti Ali'ye verilmemesine bağlı olarak bir kısım sahabelerin aslında dinden çıktığını, mevcut egemenlere yaklaştığı gibi Şii kaynaklarda yorumlar var. Bu bugünkü aynı zamanda İslam kavrayışıyla da bağlantılı sanıyorum. Bunlar da dikkate alarak Ebu Zer olayını yerli yerine oturtmak gerekir. Doğrusu tabi Ebu Zer olayını da bir yanla önemli kılan ve bir figür olarak yerleştiren tabi İranlı devrimci Ali Şeriati'yi burada anmadan geçemeyiz. Yani aynı zamanda Ebu Zer adıyla da zaten bir kitap yazarak gerçekten de evrensel bir figür haline getirdi Ebu Zer'i. O bakımdan gerçekten de büyük bir değeri insanlıkla tanıştırdı diyebiliriz. Şimdi bir diyalog var aslında. İsterseniz bu yine Ali Şeriat'ın Ebu Zer kitabından onu okuyayım. Onun üzerinden gidelim.
Bir gün Ebu Zer işte Hazreti Muhammed'le karşı karşıya geldiğinde bir diyalog geçiyor aralarında. Bu aynı zamanda Müslümanlık kavrayışı bakımından da hem Hazreti Muhammed'in Ebu Zer'e veya genel olarak Müslüman kavramına yaklaşımı bakımından da ilginç bir diyalog olduğunu düşünüyorum. Bir gün Ebu Zer peygamberin huzuruna geldi. Peygamber üstüne beyaz bir örtü atmış uyuyordu. Ebu Zer gelip onu uyandırdı. Peygamberin gözleri ona ilişince şöyle dedi: La ilahe illallah diyen ve bu hal üzere ölüp cennete girmeyen hiç kimse yoktur. Zina ve hırsızlık yapmış olsa da mı? Zina ve hırsızlık yapmış olsa da. Eğer zina ve hırsızlık yapmış olsa da öyle mi? Diye şaşkınlıkla sorduğunda Ebu Zer, peygamber tekrar ederek tekrar söyledi: Eğer zina ve hırsızlık yapmış olsa da. Ebu Zer şaşkınlıkla karışık bir inanmışlık içinde tekrar sordu: Eğer zina ve hırsızlık yapmış olsa da mı? Evet Ebu Zer, zina ve hırsızlık yapmış olsa da. Ebu Zer düşünceye daldı. Sonra ikisi birlikte mescide gittiler. İçeri girdiklerinde peygamber ona: Ebu Zer, başını yukarı kaldır dedi. Ebu Zer başını yukarı kaldırınca değerli elbiseler giymiş bir adam gördü. Ondan birkaç adım uzaklaştıklarında peygamber tekrar başını yukarı kaldır dedi. Ebu Zer başını kaldırınca bu kez karşısında eski elbisesiyle giyinmiş bir adam gördü. Bunun üzerine peygamber şöyle dedi: Ey Ebu Zer, bu gördüğün adam Allah katında kendisine benzeyen bir sürü adamdan daha değerlidir dedi. Bu aynı zamanda aslında Hazreti Muhammed'inle Ebu Zer diyaloğu bakımından da mevcut aslında İslam kavrayışıyla özgün orijinal haliyle İslam kavrayışının farklılığını da yansıtan bir şey. Evet. Bu konuda ne dersin? Özellikle bu farklı yorumlar ve sahabenin kendi içinde farklılaşması, ileride değineceğiz aslında bu doğrudan belki de Halife Osman dönemi, Muaviye'nin ortaya çıkışıyla da bağlantılı ama genel olarak bu kaynaklarda farklı bir anlatımın olması sizce nasıl değerlendirilmeli? Şimdi öncelikle anlatılan hadise çok önemli bir hadise. La ilahe illallah diyen zina da yapsa diyor orada. Bakınız. Daha da önemlisi onu deyip onun üzerine ölen kişi. Yani evet, sırf la ilahe illallah demesi de yetmiyor. Hayatında bunu var eden kimse anlamına geliyor aynı zamanda. O kafanı kaldır hadisesiyle belirgin. Evet. Görünür kılıyor. Yani başını kaldır. La ilahe illallah ne demek? Allah katında muteber olan hangisi ise la ilahe illallah o demiştir. Evet. Nazariyetinde Hazreti Peygamber'in Ebu Zer'le kurduğu ilişki üzerinden hareket etmemiz gerekiyor. Yani Ebu Zer'e ideolojik grupların bakışı üzerinden değil. Çünkü neden? İslamiyet'i eğer kim anladı sorusuna cevap vereceksek eğer, şunda hiçbir tereddüt olmaz ki köle kökenli olup da peygamberin yakın halkasına giren Ashab-ı Suffa dediğimiz, yani vaktinin 24 saatini peygamberle geçiren, peygambere dostum Ebul Kasım diyen, bakın peygamber efendimiz nasıl cevap veriyor? 3 defa soruyor, 3 defa ısrarla hiçbir şiddet göstermeden, yani sesini hararetlendirmeden ısrarla cevap veriyor. Hazreti Peygamber'in ilmek ilmek meseleyi işlediği, böyle bir muhteşem bir diyalog içerisinde her şeyi döktüğü, çocukları gibi muamele ettiği, kendisi gibi gördüğü insanlarla olan ilişkisine bakmamız lazım. Kimdir bu? Ashab-ı Suffa'dır. Yani Medine'ye geçiş döneminde, Medine'ye gidildiğinde, hicret edildiğinde yoklukları nedeniyle kendilerine bir ev yapamayıp peygamberin evinde kalanlar. Buna Selman da dahildir, Ebu Zer dahildir, Hazreti Ali bunun içindedir. Bunlara bakıyoruz biz, Ashab-ı Suffa ehline bakıyoruz. Bunların çıkışları ve tutumları inanılmaz bir korku yaratıyor. Şiiliğin bakışı, Sünniliğin bakışı, her ikisinde de devlet ideolojisi haline gelmiş bir dinsellik üzerinden bir bakış açısı söz konusu. Yani İslamiyet'i devrimci bir ideolojiden olmaktan alıkoyup bir devlet ideolojisine dönüştürmenin yarattığı statik bir algı ile bakıyorlar hadiseye ki bu doğaldır. Bunu eleştiremeyiz. Çünkü bu eşyanın tabiatı böyledir. Baktığımız zaman Ebu Zer Gıfari örnek üzerinden hareket edelim. Üneys demiştik en son.
Gidiyor, geliyor Ebu Zer'in yanına. Ebu Zer tatmin olmuyor Üneyse'nin anlattıklarından. Kendim gideceğim diyor. Çıkıyor Kabe'ye gidiyor. Bakınız Ebu Zer'in Mekke yolculuğunda çölde attığı her adım statükoya karşı atılmış bir adımdır. Oligarşiye karşı atılmış bir adımdır. Bunu somutlamak lazım. Ebu Zer'in oraya entelektüel bir merakla gitmediğini anlamamız lazım. Ebu Zer oraya laf gevezelikleri için gitmiyor. Ebu Zer susamış suyun kaynağına doğru yolculuk ediyor. Ve o yolculuk esnasında yolda Ebu Zer'dir, yolcu da Ebu Zer'dir, kendi yolculuğudur. Esasında kendisine göçüşün resmidir Ebu Zer'in Kabe'ye hicreti. Ebu Zer gidiyor, Kabe'nin etrafında otururken artık böyle yorulmuş, aç, Kabe'nin dibinde uykuya dalmış. Hazreti Ali bakın ne kadar ilahi bir hikmet yani. Müthiş bir hikmet. Ebu Zer'in vefatına kadar yol arkadaşı edindiği vatandaşla Hazreti Ali ile ilk tanışması oradadır. Hazreti Ali gidiyor, sen yabancısın buralarda diyor. Yolunu mu kaybettin diyor. Ebu Zer söyleyemiyor, çekiniyor. Çünkü biliyor ki o coğrafyanın, o bölgenin pis eşrafı ve şerefsizleri Hazreti Muhammed'in aleyhinde kara propaganda yürütmektedirler. Ve Ebu Zer şunu da çok iyi biliyor ki bu kabileler birbiriyle her zaman kavga etmiştir. Fakat hakikat karşısında tek vücut olmayı çok iyi bilirler. Yani bugün de bunu günümüze getirdiğimiz zaman emperyalizm, zulüm, bozgunculuk her zaman birbiriyle kavga dahi etse hakikat karşısında bir saniyede tek vücut oluverirler. İşte Ebu Zer'in bu tahlili yapışı zaten onun ne kadar üstün bir vasıfa sahip olduğunu gösteriyor. Bu tahlili yaparak Ali'ye, Hazreti Ali'ye niyetini söylemiyor. Bakınız Hazreti Ali daha henüz gençtir o dönemde. Hazreti Peygamber Erkam'ın evinde gizlenmektedir. Çünkü çok büyük tehditler almaktadır. Ve Hazreti Ali Hazreti Muhammed'in evinde yaşamaktadır. Ebu Zer aradığı sevgilinin evinde misafir olur o gece. Farkında bile değildir. Evet. Farkında bile değildir. Ertesi sabah çıkar onu harıl harıl arar. Bulamaz. En sonunda yine Ali, Hazreti Ali gelir bakar aynı yerde yatıyor. Yine eve götürür falan derken açılır derdini açar ve Hazreti Ali onu alır Erkam'ın evine götürür. Hazreti Muhammed'le tanıştırır. Ve Ebu Zer Erkam'ın evine girdiğinde bakınız şu realiteyi de gözümüzün önünde canlandırmamız lazım. Egemen sınıfın dayattığı ahlak adı altında ve biçimlendirdiği toplum paradigması içerisinde hakikatin yanında konumlanmanın bedeli her zaman ağır olmuştur. Hakikatin yanında konumlanmanın bedeli hasebi ile insanlık hiçbir zaman bunu tercih etmemiş. Ne zaman ki hakikat insan vicdanında, toplumun huzurunda, önünde, batılın karşısında güçlü bir galibiyet elde etmiş, o zaman bir bakmışsınız bloklar halinde küfrün talebeleri hakikat safına geçmiştir. Zaten yozlaşmaların kaynağı hep buradan ilgilidir. İslam'ın yozlaşma sürecinde de kaynak budur. Allah'a iman eden ama kapitalizmle amel eden adamların sadece konjonktürel bir tercih olarak İslam'ı benimsemesinden kaynaklanır. Neyse ki Erkam'ın evinde 5. Müslüman, 4. veya 5. Müslüman olarak Ebu Zer Gıffari selamun aleyküm deyip içeri giriyor ve İslamiyet'e verilmiş olan ilk selam budur. Çok kısa bir sohbet ki biz o sohbetin içeriğini bilmiyoruz. Kaldı ki zaten bu tür sohbetlerin içeriğini bilseniz bile anlatamazsınız. Yani ileri düzeyde bir aşk ve muhabbet içeren sohbetlerdir. Ve Ebu Zer Gıffari o sohbetten çıkıp da ilk olarak ne yapar biliyor musunuz? Zaten onun o aktivist karakterinin bütün tecellisi bu eylemde gizlidir. Çıkar, Mekke'nin Darun Nedvesi'nin, oligarşisinin, meclisinin önüne gider, onlara hakikati haykırır. Hakikati haykırır. Hemen etrafına üşüşürler, paramparça edene kadar linç ederler. Eren, orada asıl kritik belki nokta şudur. Hazreti Muhammed'le diyaloğunda, Hazreti Muhammed ayrılırken Ebu Zer'e diyor ki, sakın diyor bunu bil, gittiğin yerde anlat ama diyor bunu açık söyleme, gizli davran diyor. Tamam, Ebu Zer aslında gizli davranamıyor. O bunu kaldırabilecek bir evet, biri değil. Yani o gün mücadelede kritik, takviye şartları aynen kritik ağır basmaktadır. Noktada. Daha sistemli, daha farklı sistemini tahlil etmiş bir mücadele yöntemi söz konusudur. Ama Ebu Zer'in farkı şudur. Ebu Zer kural tanımaz bir yaklaşım içerisinde meseleye dahil olmuştur. Ve aslına bakarsanız İslam'ın bütün ruhunun ta kendisidir ki Hazreti Peygamber'in davasına olan bağlılığı hasebiyle evet. O gün takiye şartlı koşulları geçerli olmuştur ki doğaldır. Olması gereken odur. Hazreti Muhammed'den beklenen odur. Çünkü o bir dava önderidir. O aksi beklenemez.
Zaten Hazreti Muhammed'i Hazreti İsa ile ayıran şey budur. Neyse ki linç ediliyor karnevan içerisinde. Hazreti Peygamber'in amcası Abbas geliyor. Bakın diyor, bu Gıffar kabilesinin mensubudur. Bu paramparça ederler sizi. Yapmayın diyor. Bırakıyor. Gidiyor. Ertesi gün yine gelip aynı şeyi söylüyor. Lanet okuyor. Yine linç ediliyor. En sonunda Hazreti Muhammed diyor ki, bu adam, bu dinamik, bu atik, bu devrimci adam canını ortaya koydu. Ölecek diyor. Bunu tezirden gönderelim diyor. Ebu Zer'e çağırıp diyor ki, git kabileni İslam'a davet et. Bu sözü söylediğinde Ebu Zer ayet bilmemektedir, hadis bilmemektedir, ritüel bilmemektedir. Fakat Ebu Zer'e İslam'a çağrı yapma görevi verilmiştir. Neden biliyor musunuz? Çünkü Ebu Zer İslam'ın temel mevzunu anlamıştır. Demin sizin bahsettiğiniz gibi la ilahe illallah rüknunu anlamıştır. Allah dışında insan hayatını biçimlendiren bir mabudun olmayacağı düşüncesini benimsemiştir. Yani la ilahe illallah deyip de la ilahe illallah dolar rüknunda yaşamanın çürüklüğünü Ebu Zer çok net bir şekilde hayatında görünür kılmıştır. Ve bundan ötürüdür ki kabileni çağır diye gönderilir. Kısaca bir pasaj daha vereyim. Onu daha sonra bağlayalım. Ve ben Yılmaz abiye konuyu aktarayım. Kısa bir ara vereceğiz. Siz sözünü de alacağım sonra. Aslında yolcu ederken Hazreti Muhammed'in artık buradan gönderelim dediğinde Hazreti Ali ile aslında Ebu Zer'in bir diyaloğu var. Bence o da çok ilginç bir değerlendirme. Yolcu ederken Hazreti Ali diyor ki, ey Ebu Zer, sen Allah için öfkelendin. Bu yüzden onun lütfünü umansın. Evet. Toplum dünyaları için senden korktu. Sense dininden dolayı onlardan korktun. Senden korktukları şeyi bırak ellerine, korktuğun şeyi al onlardan. Onlara men ettiğin şeye ne düşkündür onlar? Evet. Seni men ettikleri şeye ise hiç mi hiç meylin yoktur senin. Pek yakında bilir, anlarsın kim kar etmiş, kim daha ziyade hasede düşmüş. Bu biraz daha sonra söylediği bir söz. Yani Ebu Zer'in peygamberin vefatı sonrasında, sürgün öncesinde. Evet, yani Hazreti Ali ile diyaloğu bakımından. Özet yani bu. Aynı zamanda özet Müslümanlık bu. Kavrayışını da ortaya koyan bir şey. Yani nasıl ki aslında dünyalık üzerinde yaşayanlarla tam da belirli bir idealler için, inançlar için yaşayanlar arasındaki farkı koyması bakımından da ilginç. Evet. Şöyle ben bağlamak istiyorum. Bakınız, burada Allah peygamberi Ebu Zer ve benzeri aktivistler eşliğinde bir süreç inşa etmiştir. Ve bu sürecin parolası nedir biliyor musunuz? Allah ve eşitliktir. Yoksulluğu ilahi bir kader olarak zaten insanlara lanse etmiş bir din anlayışı karşısında, bakınız, hakim sınıfların statünün, sosyal olarak üstünlüğün varlığını reddeden Allah ekmek eşitlik merkezli bir çerçeve etrafında oluşan bir mücadeledir. Ben burada ben üç cümle üzerinden söyleyeceğim. İslam'ın Ebu Zer ile birlikte başlayan devrimci mücadele ruhunun temsil olan üç cümledir. Bakın bu üç cümle nedir, ben söyleyeyim. Hazreti Ali'nin kullandığı yoksulluk küfürdür cümlesi. Ebu Zer el-Gıffari diyor ki aynı şekilde, bir evin kapısından yoksulluk girerse arka kapısından iman çıkıp gider diyor. Bu ikincisidir. Üçüncüsü de Allah ekmek, Allah perestliğin temelidir. Zaten bu çerçeveler etrafında örgütlenmiş bir mücadeleden bahsediyoruz. Bu açıdan isterseniz bir şey yapalım. Tamam. Şimdi bir ara vereceğiz. Kısa bir iki mesaj isterse okuyayım. Ondan sonra aramızı verelim. Şeyden sonra da değerlendiririz. Bir değerlendirme ve soru var. İsterseniz önce oradan başlayayım. Çok zor bir soru. Sanırım cevapsız şundan. Aslında bir cevap var. Kul hakkı hariç kesin hesap kıyamet günü ancak Allah tarafından kesileceğine göre kimin Müslüman olup olmadığı veya iyi kötü az çok Müslüm olup olmadığı bilinemez. Daha doğrusu kimse kendini Allah yerine koyarak böyle bir yargılamada bulunamaz, bulunmamalıdır. Allah'a ve peygamberine inanan, iman eden herkes İslam dairesi içindedir. Gerisi Allah'a kul arasıdır demek herhalde doğrusudur. Bağlantılı diğer bir husus. Din dünya hayatına doğrudan müdahil olduğunda birilerinin din Allah adına doğrudan ya da dolaylı hükmetmesi, hüküm vermesi gerekiyor. Siyasete, karı koca ilişkilerine, hukuka, her şeye. Ayetullah'ın ya da mollanın, Şeyhülislam'ın bu sevap şu haram demesiyle papazın günah çıkarması, kutsaması arasında aslında hiçbir fark yoktur.
Teokratik yönetim aynen budur. Hangi din tanrı olduğu önemli değil. Öte yandan din dünyaya, hayatına karışmasın dediğimizde ruhlar alemine hapsoluyor. Metafizik bir dünyayla ya da hurafelerle, geleneklerle, ritüellerle kendi içinde fasit, faydasız, kısır ve hatta zararlı bir akıma dönüşüyor. Üzerinde çalışılması gereken bir sorun budur demiş. Saygılar demiş. Bunları katkısı için. Yani zaten biz burada zannediyorum 8 program oldu. Tam hatırlamıyorum ama 8 oldu galiba. 8 programdır bunun üstünde duruyoruz. Evet. Şimdi burada örnek verelim. Yani Yılmaz Hoca'nın Kur'an'daki Maymun kitabı din üzerinden, yani dinin meselelere nasıl baktığını bence çok önemli, bilimsel temelli olarak, bilimsel alanda izah ediyor. Mesela bu Muaviye kitabını da ben tekrar şey yapayım, hatırlatmış olayım. Onu da gösterelim istersen, Muaviye'yi, kapağını. Hı hı. O da meseleye yine aynı şekilde, bu kitap da aynı şekilde yaklaşıyor. Ve aynı şekilde biz kendi çalışmalarımızda, işte Şeytan Evliyaları, şimdi yeni bir çalışmam geliyor Selman diye. Sahabe tarihi ile alakalı önemli bir çalışma olacak inşallah. Biz daha çok bu açıdan nasıl bakılması gerektiğini kendi çapımızda, kendi bakış açımızda ifade etmeye çalışıyoruz. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Ebu Zer'in önderi olan Hazreti Peygamber silahlı bir peygamberdir. Zaten fark budur. Onun da ne demek olduğunu anlatacağım. Danimarkalı'nın dediği gibi değil. Onun manası çok başka. Onu mutlaka reklamlardan sonra anlatacağım. Bir aradan sonra tekrar görüşeceğiz. İyi geceler. Tekrar herkese iyi geceler. Konumuza devam ediyoruz. Sahabeler, İslam'da sahabeler konusu ve Ebu Zer örneği üzerinden değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Bu konuya ilişkin ikinci bölümde de sorularınızı esas alarak değerlendirmelerimizi devam ettireceğiz. Konuklarıma geçmeden önce bir kısım değerlendirmeleri okuyup onun üzerinden gitmek istiyorum. Öncelikle sürekli izleyicilerimizin mesajlarından iki tanesini kendilerine teşekkürlerimizi ileterek burada aktarmak istiyorum. Tolga Bostancı Nikolaya Ukrayna'dan sürekli olarak katılımını sürdürüyor. Selamlar, sahabeler şüphesiz dinin özünü en yakından görenlerdi. Ancak tüm sahabelerin yaşadıkları, gördükleri ve söylediklerini hangi kaynaklardan doğru şekilde öğrenebiliriz? Ayrıca peygamberin hadisleri bile çarpıtıldığına göre kaynak kitap sorununu nasıl aşacağız diye bir sorusu var. Not lütfen bu programın süresini uzattın, sabaha kadar olabilir demiş. Ben bu programa ders gözüyle bakıyorum demiş. Saygılar, teşekkür ediyoruz. Bir başka sürekli izleyicilerimizden Eskişehir'den Hakan Dündar, programınızı her hafta sabırsızlıkla bekleyen izleyicilerinizden biriyim. Yüce dinimizin doğuşundan 1000 yıl sonra programınızla yeniden putlar kırılıyor. Allah yar ve yardımcınız olsun bu uğraşınızda. İnşallah. Programınızın süresi uzun diye endişe etmeyin. Biz sabahlamaya razıyız. Bırakın insanlar bu sular seller gibi akan ilim ve irfanlarınızdan kana kana içsinler. Teşekkürler diyor. Biz de teşekkürler ediyoruz. Sayın Erdem, Kur'an'da kıyamet ayetlerinin Mekke'de putların yıkılmasıyla bitti diyorsunuz. Peki o zaman hesap günü ne zaman demiş. Selamlar Handan. Sayenizde Ebu Zer Gıfari'yi tanıdık ve sevdik. Onda kendimizi bulduk. Allah razı olsun demiş Fatih adlı izleyicimizde. Yüce değerlerin sömürülmediği, sahteliklerin gerçeklere yeğlenmediği, huzur ve barış dolu bir Türkiye'de nice mutlu yıllara kavuşmak dileğiyle sevgiler demiş Gülseren Ufukcan Kılıçarslan. Biz de tüm izleyicilerimizin yeni yılını kutluyoruz, teşekkür ediyoruz. Ayetlerde namaz sayısı şeklen anlatılıyor. Ben iki ayette de 3 vakit olarak algıladım, irdelenmeli diye düşünüyorum. Diyanetten cevap alamadım demiş Nihat Balcılar. Aynı zamanda bir sorusu da soru olarak ifade etmiş.
Gökhan Serdar adlı izleyicimiz, iyi geceler, çok yararlı bir program yaptığınız için sağ olun. Eren Erdem'den Ahzab suresinin 50 ve 51. ayetlerini açıklamasını rica ediyorum. Konumuzla alakalı olmasa da açıklamanız beni zor bir durumdan kurtaracaktır, sevgiye selam ile demiş. Yine Ayfer Ataç İzmir'den izleyicimiz de Fethullah Gülen ile La ilahe illallah deyip sonunu getirmiyor. Bu adam Müslüman mıdır diye sormuş. Ashab suresinin hangi ayetlerini sormuştu arkadaş? 50 ve 51. 50 ve 51. Evet. Tamam. Şimdi bunlar da, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Siz gönderin mesajlarınızı, her halükarda değerlendireceğiz. Gündeme getireceğiz. Konuklarımıza sorular soracağız. Son olarak sayın konuklar, Kur'an'ı çok güzel tarif ediyorsunuz. Ben acizane insanı merak ediyorum. Tarif eder, tanımlar mısınız? Teşekkürler demiş Mustafa Serenel. Pardon, nasıl anlayamadım ben? Acizane insanı merak ediyorum. Tarif eder, tanımlar mısınız demiş. Ben Kur'an'ı çok güzel tarif ediyorsunuz diye de sormuş. Söylemek isterim. Buyur. Bakınız. Arkadaşım zor bir durumdayım diye ifade ettiği için Ashab suresinin ilgili ayetlerini okuyalım. Ayetlerde diyor ki Allah'ı ve peygamberi incitenlere Allah dünyada da lanet etmiştir. Ahirette de ve onlara horlayıcı, aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Abdülbak Gürpınarlı meali. Ayetin orijinaline bakıyorum. İnnellezine yezdirine Allah'a ve Allah'ı ve Resulünü mağdur etmeye çalışanlara, onlara sıkıntı vermeye çalışanlardan bahsediyor. Yalnız bunu fiil olarak yapabilecekler noktasında değil de, yani bunu başarabileceklerini değil de, bu niyetin içerisinde olanlara diyor. Şimdi aslına bakarsanız, bakın bu ayetlerin, bu ve benzeri ayetlerin, yani Allah'ı toplumsal bir meselede taraf haline getiren ayetlerin okunuş biçimi sorunundan bahsedeceğiz ki bu Ebu Zer'in okumasının ta kendisidir. Bu ayetin nasıl okunacağını şöyle ifade ederim. İtikadi ayetleri ayıralım. Kur'an'ın itikat ayetlerini ayıralım. Yani bu manevi ve ahlaki ayetleri bir kenara koyalım. Sosyolojik, doğrudan sosyal hayatın içerisine hitap eden ayetlerin tamamında Allah'ın taraf olduğu ayetlerde Allah kelimesini yerine halk kelimesini koyduğunuzda gerçek manayı bulursunuz. Mesela entekredallahu karden hasana, Allah'a güzel bir borç vermek. Yani Allah'a nasıl güzel bir borç verilir? Kamuya vererek, yoksullara vererek, değil mi? Allah'a borç vermenin adı budur. Dolayısıyla Allah ve Resulüne mağduriyet oluşturma gayesinin bugünkü fiili adı halk düşmanlığı yapmaktır. Halkın menfi halkın çıkarlarını ya da halkın varlığının karşısına konumlanmaktır. Yani bugün somutlarsak siyasi terminolojide bunun adı emperyalizmdir. Yahut da farklı bir isimle de tanımlanabilir. Ayetin devamı da aynı şeyi söylüyor. Bu arada bir yılbaşı şeyi kopuyor, kıyameti kopuyor. Noel Baba falan filan. Vallahi ben şunu söylemek istiyorum. Noel Baba değil de ben bir Nail Baba tanırım. Taksim Meydanı'nda böyle akşamları gezer, evsizdir. İsmi Nail Baba. Çok enteresan bir insandır. Geçen de onunla karşılaştık. Bana Fransız devrimini anlattı. Üniversitede hocalık yapması gereken bir insan. Sokaklarda çilekeş bir hayat sürüyor. Daha somut hadiselerle ilgilense bizim müftüler, bu ülke biraz daha olumlu yerlere gidecek. Müftüler ve Diyanet Nail Babaları görmediği için artık Nail Babalarla uğraşmak zorunda kalmış. Hakikat Nail Babalardadır. Sokakta bir sürü Nail Baba var. Onları bırakmışlar. Noel Baba kapıdan mı girer, bacadan mı girer? Bunun tartışmasını yapıyorlar. Çocukların eğlencesi, insanların eğlencesi olan bir şey. Kimse Noel Baba yüzünden Hristiyan falan olmuyor. Aksine bunlar aslına bakarsak evrensel değerlerdir. Hristiyan da olsa, Hristiyanlığı da temsil etse, hediye vermek, hediyeleşmek. Yani evrensel, insani üst bir değerdir bu. Bunu tapma, bu bir dinsel ritüelle dönüştürme falan, bu çok saçma bir şey. Buradan ben tekrar Diyanet'in ve Diyanet kadrolarının ne kadar gereksiz işlerle uğraştığının farkına varması gerektiği kanaatini taşıyorum. Ve şunu da söyleyelim, altını ısrarla çizelim bunu. Çünkü kritik bir hassasiyet süreci yaşıyoruz. Bu Uludere hadisesinde canını kaybeden insanlar hanemizdeki insanlardır. Bunu, orada canını kaybeden herkesi insanımız evinin ferdi ölmüş olarak görmek durumundadır. Yani hepimizin evinin bir ferdi hayatını kaybetti orada. Fakat bunu yapan biz değiliz. Yani biz yapmadık bunu. Ben yapmadım, sen de yapmadın. Bunu yapan kim?
bu coğrafyada çıkarları olanlar, emperyalist güçler. Bunun acısını duyarken bu tür olaylara parçalanmanın, bölünmenin vesilesi değil, evet, birliğimizi, bütünlüğümüzü daha da geliştirmenin aracı olarak. Sistemi algılamak, sisteme karşı omuz omuza bir mücadele geliştirmek. Ama şöyle bir şey de var Erhan'cığım. O insanları işsiz güçsüz bırakıp ağa baskısı altında inletip kaçakçılık yapmaya zorlayan kapitalist sistemin de bunda bir payı olsun. Tabii Allah aşkına. Tabii sebebine ayır ama sadece emperyalist, sadece seri katil değil. Bunda içinde bulunduğumuz bu ahlaksız sistemin de payı var. Adamların ne yapacak, ne iş yapacaklar başka? Başka tabii. Yapacak iş yok. Tek gelir kaynakları mazot kaçakçılığı. Evet, böyle evet. Bir mağduriyet, böyle bir şey olur mu? Evet. Yani bu kadar saçma bir durum oluşabilir mi? Bu topraklarda bakınız İstanbul'a adam geliyor, 50 tane terane çeviriyor İstanbul'da, zengin oluyor. Orada yaşamanın bedeli mazot kaçakçılığı. Tarım yapamıyorsun, hayvancılık yapamıyorsun. Yani insan ekmek için ölüyor. Bakın ekmek için ölüyor orada. Anlaşmışlar oradaki jandarmayla. Jandarma da demiş ki uyuşturucu kaçırmadığınız sürece demiş. Mazot falan tamam o olur. Acaba bu insanların yıllardır bir kaderi gibi oluyor. Filmlere de konu olmuş. Yani sınır kaçakçılığı olayı oranın bir yaşam kaynağı. Zorunluluktan kaynaklanıyor. Bunu nasıl engellersiniz biliyor musunuz? Oraya kamusal yatırım götürürsünüz. Büyük fabrikalar yaparsınız. Bunu özel sektör yapmaz. Devlet yapacak bunu ama bu özelleştirmeden olduğu bu ahlaksız sistemde bunu nasıl yapsınız? Özel sektör? Devlet yapacak. Oraya yatırım yapacaksınız. İnsanlara iş imkanı sağlayacaksınız. Hem onları ağ baskısından kurtaracaksınız, hem de böyle kışaçlık yapmaktan kurtaracaksınız. Onlar halde babalarının keyfine yapmıyorlar. Karda, kışta, kıyamette 20 saat, 30 saat, 40 saat yürüyorlar katır sırtlarında, eşek sırtlarında. Kolay bir iş değil bu. Allah onlara yardımcısı olsun. Ama esas sorumlu bu sistemdir. Onları bu hale getiren sistem sorumludur. Şu ibare çok hatalı buluyorum. Diyorlar ki bunlar işte kaçakçılık yapıyordu. Kaçakçılık yapanın sonu budur. Bir sürü kişi böyle şeyler söyledi. Kaçak. Şimdi açık konuşmak gerekirse hiçbir insan o soğukta, o tehlikeli koşullarda katır sırtından mazot taşımaktan zevk almaz. Bu bir zevk değildir. Bunun getireceği para da insana yaramaz. Bu kadar riskin içerisinde. Bu insanların böyle bir şeyi ben bunlarda zevk aldıklarını falan, böyle bir sadist insanlar olduklarını falan asla düşünmüyorum. Burada dediğimiz gibi yoksulluğu kader haline getirmiş bir yaklaşımın yarattığı bir sonuç. Sistemin zorladığı davranışlardır. Evet. Nasıl İstanbul'un göbeğinde KDV kaçırarak yaşamını sürdürmeye çalışan esnaf ne kadar kaçakçıysa, evet, o da mazot ticareti yaparak yaşamını sürdürmeye çalışan da o kadar kaçakçıdır ve daha Tomut hocam yarın bakın Maliye Bakanlığı desin ki 1 milyon tane müfettiş görevlendireceğim. Yarın ansızın saat 8:30-9:00'da şak diye girsinler bütün esnaflara Türkiye'ye. Türkiye'nin %70'inin vergi kaçakçısı olduğunu, aynı, vergi kaçırmak zorunda bırakıldığı gerçeğiyle yüzleşecekler. Yani bakın insanlar, sistemin demin örnek verdik değil mi? Bakın bu adamlar bankadan kredi almak mecburiyetinde bırakıldıkları için bu haldeler. Sistem bunları bu sürece sürüklüyor. Dolayısıyla bunu alıp da bu sistem sorununu, köyünü kaybeden köylüler, tabii ki bakın bunu alıp da Türk-Kürt sorunu meselesini indirgemenin büyük bir problem olduğunu görmek lazım. Köylülerin olayı Sakarya'da gerçekleşiyor, öbürü de. Şimdi bu ne yani? Bu farklı bir şey mi bu? Yani bu bildiğimiz doğrudan kapitalizm, emperyalizm sorunudur. Dolayısıyla ben tekrar söylüyorum kardeşim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk ve Kürt kardeşliğinin mutlak anlamda bir hakikat olduğuna inanan biriyim. Bunu bir etnik çatışmaya dönüştürmemek gerekiyor ve liberal oyunlara gelmemek gerekiyor. Bu işten nemalanacak canım bir sürü kişi. Bunu büyük bütüncül görmek lazım. Bir sebep daha var. Bakın tam yeri geldi. Hazreti Ebu Zer'den, o kıymetli, değerli insandan size bir cümle okuyayım. Demin sen bir ara kullanmıştın bunu ama şimdi tam zamanı geldi. Ne zaman yoksulluk bir kapıdan girse din başka bir kapıdan çıkıp gider. Ne demek istiyor? Evet. Çok ilginç bir cümle. Ne demek istiyor? Yoksulluk bir eve girince niye din o kapıdan çıkıp gitsin? Evet. Çünkü aynen bugün olduğu gibi işte o kardeşlerimize getiriyorum meseleyi. O gün de bu Ebu Zer'in Hazreti Osman ve Muaviye ile kavga ettiği dönemlerde fakirliği ve mahrumiyeti İslam'la açıklayan bir din algısı söz konusuydu. Fakirlik bir kaderdi ve yoksullar bu kadere karşı çıkma hakkına sahip değildi. Aynen bugün olduğu gibi.
Sadece sistem değil, din de oradaki insanları uyutuyor. Din bu hale getirilmiş Türkiye'de bugün. Buradaki din kelimesini İslam diye okumak gerekir. Evet. Ebizor'un tespiti doğrudur. Yoksulluk kapıdan girdiğinde İslam başka kapıdan çıkıp gitmektedir. Çünkü içeri başka bir din girmektedir. Uydurulan bir din. İndirilen din değil. Bu dinde yoksulluk, fakirlik, kaçakçılık kaderdir. Hatırlar mısınız madencilerimiz öldüğünde? Kader dediler. Çok kader dediler. Bir de çok güzel öldü dedi ya bir bakanımız. Çok güzel öldüler dedi. Çünkü toprak üstlerine gelmemiş de gazdan zehirlenmişler. Bedenleri bozulmamış. Düşünebiliyor musunuz? Şu din algısına bakın. Ebu Zer bunu bundan 1400 sene önce söylüyor. Bu yüzden Ebu Zer gerçekten en büyük sahabe benim gözümde. Ben şu şeyle alakalı birkaç şey söylemek devam istiyorum. Devam edin, evet. Bakınız, zühd kelimesini tanımlamıştık. Bugün çok yanlış tanımlanıyor, kullanılıyor. Buna şey yapmamız lazım, müdahale etmek gerekiyor. Bakın Buda'nın zühdü, bakın Buda, değil mi? Bir zühd örneği. Onun ele tek çekmesiyle Hazreti Ali'nin zühdü aynı değildir. Hazreti Ali'nin zühdüne biz devrimci zühd diyoruz. Hazreti Ömer de bunun içine girer. Hazreti Ebu Bekir de girer. Ebu Zer bu devrimci zühdün vitrinidir, resmidir, sembolüdür. Buda'nın sofice zühdü dünyadan ele tek çeken bir zühdtür. Fakat bizim İslam'ın zühd anlayışı ise dünyayı değiştirmeyi şiar edindiren bir zühd anlayıştır. Yani devrimci zühd yeryüzünden ele tek çeker, dünya nimetlerine meyletmez, onları hayat amacı haline getirmez. Fakat dünyayı değiştirme şiarı üzerinden bunu yapar. Dolayısıyla ben alak ve istigna üzerine birkaç gündür yazı yazıyorum Aydınlık Gazetesi'ne köşemde. Alak toplumu, alaka, ilgi bu manalara gelir. Toplumun parçası olduğu hakikati üzerinden bireysel menfaatlerin, bireysel çıkarların üstünü örtmenin adıdır devrimci zühd. Yani bireysel menfi çıkarların üzerine örtüp onları görünmez kılmanın adı zühddür aslında bakarsak. Buradan ben bir örnek vereceğim. Zühdün mahiyeti üzerinden örnek vereceğim. Bunu iyi dinlemelerini öneriyorum. Benim çok duygulandığım da bir hadisedir. Harbe giderken Hazreti Peygamber'in arkasından Ebu Zer devesiyle geliyor. Evet. Deve yarı yolda, yaşlı bir deve yani Ebu Zer Gıfari'de böyle bugünün deyimiyle Ferrari olmaz. Ebu Zer Gıfari'nin devesi geride kalıyor. Hazreti Peygamber tabii kervan yürümüş, yol almış. Ebu Zer ne yapacağız diyor. Deveyi çöle bırakıyor. Ayrılıyor. İşte koşturmaya başlıyor peşlerinden. İleride bir kuyu buluyor. Kuyudan su çekiyor, tulumbasına dolduruyor. Ve artık o yüksek ateşin, o sıcağın altında kervanı yakalıyor, yetişiyor. Yetiştiğinde Ebu Zer Gıffari'nin vücudu sıcağın etkisiyle halsiz, etkisiz bir hale gelmiş, yığılıyor. Ve suyu Hazreti Peygamber'e uzatıyor. Size su getirdim diyor. Elinde su varken içmedin mi diyor. Elinde su vardı. Niye içmedin? Sizin böyle bir çölde sizi ve güneşi düşündüm diyor. Bakın işte devrimci zühd budur. Ebu Zer'in o suyu Hazreti Muhammed'e taşımasının sebebi öldükten sonra sevap almak vesaire gibi, ki bu da dahildir bu hadisenin içine, onun içine girer. Fakat öncelikli olarak o seferin varlığıdır. O seferin yaratacağı etki için bunu yapmaktadır. O mücadelenin doğuracağı sonuçların varlığına iman ettiği için, yani ahirete iman ettiği için Ebu Zer o suyu oraya götürmüştür. Zaten Ebu Zer'i Ebu Zer yapan karakteristik özellik budur. Ve son olarak şunu da söyleyelim. Sevgili Eren, istersen tamam. O sözünü akılda tut. Bu programa sizin konuşmanızla ilgili Kürt düşmanına yapıldığı şekilde telefonlar, çok yoğun bir telefon trafiği gelmiş. Aslında kısaca arkadaşlar VTR olarak da hazırlamışlar o konuşmayı. Yeniden bir gözden geçireceğiz. Onun üzerine değerlendirme yapacağız. Bu bir VTR'yi izleyelim. Nasıl? Düşmanlığı yaptınız? Kürt düşmanlığı yapıyorsunuz diye bir telefon konuşmaları gelmiş kanala. Sizin konuşmanızdan dolayı. Bu sizin konuşmanızın ne olduğunu VTR olarak arkadaşlar ne gösterecekler. Ne evet, ne yaptığımızı yapmışsın? Biz de bir bakalım, izleyelim. İkinci bir şey de Uludere'de oluşan hadisede hayatını kaybeden yurttaşlar. Gerçekten çok büyük bir hüzünle hadiseyi ele almak durumundayız.
Ben bunu öz kardeşimizin ölümü gibi tanımlamak gerektiği kanaatindeyim. Herkes evindeki bir aile ferdini kaybetmiştir bu hadiseyle beraber. Fakat buradan şöyle bir çıkarım da yapmak yanlıştır bana göre. Bu bizim ülkemizin unsurlarının yarattığı bir süreç değildir. Bu emperyalizmin yarattığı bir süreçtir. Emperyalizm sebebiyle ortaya çıkmış bir vahşettir. Ve bu vahşetin faili biz değiliz. Bizim sokakta yürüyen insanımız değil. Kürt'ü öldüren Türk değil. Onun için de bizim Kürt yöneticilerimiz değil. Bir türlü izah edemiyorlar zaten konuya hakim maalesef, olamadıkları için. Maalesef. Yani bu örnek yani istihbarat alıyorlar. Türk ordusu yıllardır Amerika'nın Kuzey Irak operasyonlarında ABD'nin oradaki askerlerinden istihbarat alır. Burada ben bu vatanın, bu toprağın insanların art niyetli olduğu kanaatine değilim. Satılmış işbirlikçi, Amerikancı unsurların yarattığı bir süreç olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla burada daha böyle olumlu bir çerçeve üzerinden birliği inşa etmenin yollarını aramak lazım. Vahdetin peşinde koşmak lazım deyip esas konuya gelmek istiyorum. Ha bunu da şunu da hatırlatayım. Aklıma gelmişken. Bundan bir süre önce hatırlarsınız Dışişleri Bakanı sırtında silah olduğu için bir katır imha edilmişti. O katırın hesabını kim soracak demişti. Onun hesabını kim verecek demişti. Sus oldu. Ortada yok. Bu yanlış bir şey. Çıkıp da özür dilemesi gerekir. Ama bu tabii ki bugün liberallerin, fırsatçı liberallerin üslubuyla bu meseleye yaklaşmamak gerekiyor. Süreç emperyalizmden bağımsız incelenemez. Tamamen emperyalizmle girift bir süreçtir. Bölgede farklı bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bunları daha farklı bir süreçte değerlendiririz. Ama dediğim gibi Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda da bu köylü vatandaşlarımız, bunlara da Allah'tan yardım diliyorum. Allah'tan yardım dilemek halktan yardım dilemektir. Kamunun buraya yönelmesi gerekiyor. Vicdan sahibi insanlarımız buraya yönelsinler. Onu rica ediyorum. Evet, tekrar VTR'yi izledik. Bunları Kürt düşmanlığı olarak değerlendiren arkadaşlar sanıyorum bu konuşmayı yeniden dinlediğinde bir yanlış anlam olduğunu göreceklerdir. Ama bu konuşmaya rağmen hala bunda ısrar eden de aslında orada tam da sevgili Eren'in bahsettiği tuzağa düşüyorlar. Evet sevgili Eren. Zannediyorum ki katır şeyinden çünkü o haberi bilmeyenler olabilir. Onunla belki benim onlara böyle bir hakaret ettiğimi falan zannetmişlerdir. Alakası bile yok. Bu yedi bir biliyorsunuz bir katırın sırtında silah vardı. İmha edildi. İçişleri Bakanı dedi ki katırın hesabını kim verecek? Yani ben orada şunu söylüyorum. Katırın hesabının peşine düşen bir İçişleri Bakanı 35 insanın hesabının peşine niye düşmüyor? Evet. Söylemek istediğim şey bu. Şimdi burada eğer bizim bu ifademizden Kürt düşmanlığı ibaresi çıkıyorsa bu vatandaşlar demek ki bu programı daha önce izlememişler. Benim yazdıklarımı okumamışlar. Art niyetli olarak bir yerlerden doldurulmuş, galeyana getirilmişler. Ve bu süreçten bakın bu süreçte ki birliğin inşa edilmesi gereken bu ve benzeri süreçlerde bölücü, ayrılıkçı, efendime söyleyeyim kavga çıkartıcı, emperyalizmin işine gelen bir tutum sergilemeyi öne almış arkadaşlardır. Ben her zaman şunu söylemişimdir. Ben her zaman Kürt'ü inkar ettiren de Amerika'dır. Bana göre 12 Eylül'de kart kurt dedirten de Amerika'dır. Daha sonra bu kart kurt üzerine Kürt'e sahip çıktığını iddia eden bazı örgütler gibi dağdaki vatandaş gibi bunların da faili Amerika'dır. Ama bunları var eden düzen sorumludur. Yani bunların öncü kadroları, bunlara katılmış, efendim samimi olarak kendini böyle bir şeye adamış adam, benim gözümde kandırılmış adamdır. Ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, bu vahşetin faili olarak bizim gariban 20 yaşındaki Mehmetçiyi görmek büyük bir cinayettir, büyük bir sorundur. Mehmetçiğin ne işi var böyle bir katliamla? Mehmetçik de Kürt, Mehmetçik de Laz, Mehmetçik de Türk kardeşim. Mehmetçik gidip de 35 tane adamı niye vursun? Burada başka çakallıklar var, bunu anlamak lazım. Burada başka filmler dönüyor. Bunları görmek gerekiyor. Biz bunları ifade etmeye çalışıyoruz. Bunu alıp da safi bir Mehmetçik düşmanlığı yapmanın manası yok.
Yahut da safi bir Kürt düşmanlığı yapmana da manası yok. Vurana değil de vurdurana bakmak gerekiyor. Vurana değil, vurdurana bakacağız. Bakın, Kuzey Irak'taki bütün operasyonların istihbaratları Amerika'dan alınıyor. Amerikan, o bölgedeki Amerikan birliklerinden alınıyor. O gününde istihbaratı nereden alındığını açıklasın hükümet ya. Yani burada başka şeyler var. MİT de ben vermedim dediğine göre. Neresi olacak başka? İstihbaratı MİT verir. MİT vermiyorsa demek ki hangi it vermiş acaba? Oraya bakmak lazım. MİT'in vermediği istihbaratı hangi it vermiş? Oraya bir bakalım. Burada filmler var. Buna bakıp da yok efendim Kürt düşmanlığı. Ne alakası var canım? Biz her zaman Türk-Kürt kardeşliğini savunmuşuz. Şu laf birilerinin zoruna gidiyor. Liberaller, bakın liberal kalemler satılmış. Sorusçu liberaller Türk'ü Kürt'ü birbirinden ayrılmak için efendim Kürt'ün katili Türk'tür, Türk'ün katili Kürt'tür söylemi üzerinden hareket ediyorlar. Türk'ün de Kürt'ün de katili emperyalizmdir. Küresel çetedir. Onların yerli uşaklarıdır, işbirlikçileridir, satılmışlardır. Bunu söylüyoruz yani. Bunun neresi düşmanlıktır? Omuz omuza mücadele edeceğiz. Nasıl bugün kurtuluş mücadelesinde Türk-Kürt omuz omuza savaşmışsa tekrar omuz omuza savaşacağız. Eğer Kürt diyorsa ki ben mağdurum, onun mağduriyetini giderilecek. Bu coğrafyada herkesin kardeş bir şekilde, eşit bir şekilde yaşaması temin edilecek. Bu mücadeleye yön vermek gerekiyor. Biz asla Kürt düşmanlığı, Laz düşmanlığı, bilmem ne düşmanlığı, Türk düşmanlığı böyle şeylerin içine asla girecek kadar beyinsiz değiliz. O emperyalizmin oyunudur. Biz kimseye bu toprağın asli unsurlarına düşman olmayız. Esas düşmanlığı yaratanlar zaten bu fikriyatı aşılıyorlar. Esas düşmanlığı yaratanlar satılmış liberal işbirlikçi kalemlerdir. İşte bakınız bu hadise üzerinden nasıl birileri Mehmetçik kanı üzerinden, Mehmetçik kanı üzerinden Suriye'ye girme planı yapıyorsa son o jandarma baskınından, birileri de 35 yurttaşımızın kanı üzerinden emperyalist planlar yapıyorlar. Ya bunlar bizim yurttaşımız, evimizin halkı kardeşim, biz kardeşimiz, biz tarihsel olarak kardeşiz, iç içe girmişiz. Ve hiçbir zaman böyle bir tuzağa düşmeyiz. Allah o tuzaktan bizi korusun. Evet, ülkemizin de bölgemizin de sorunu, Kürt'ün de Türk'ün de Arap'ın da sorunu emperyalizme karşı çok açık mücadele sorunudur, emperyalizm sorunudur. Yılmaz Hocam, siz de bir iki cümle söylemek ister misin bu konuda? Benim bu konudaki tavrım çok net. Benim gözümde insan Türk'ü Kürt'ü de zermenisi olmaz. Ben mesela sınıfsal açıdan bakan biriyim. Ayrıca çok güzel bir slogan var. Hadi onu söyleyeyim madem istediniz. Türk Kürt, Kürt kardeştir, Amerika kardeştir diye geçen de gençler bağırıyorlardı. Sabaha kadar konuşsanız bu slogan kadar ortaya koyamazsınız bir şeyi. Bu kadar net yani. Özellikle bu programda Kürt düşmanlığı yapılıyor şeklinde bir şey, iddia. Çok insafsızca olur. Yapmasın bunu dostlarımız ya. Böyle şey olmaz ya. Evet, bu konuyu sanıyorum aydınlanmıştır. Dediğim gibi yani yanlış anlamı üzerine bu değerlendirmeler yapılmışsa bu konuşmalar yeterince aydınlatıcıdır. Eğer yanlış anlama değil de kasıtlı bir şekilde buraya çekmek isteyen varsa da ona da yapabileceğimiz fazla yaparlar bir şey yok. Yaparlar kasıtlı olarak, çünkü bu program oyunları bozuyor, planları bozuyor, ezberleri bozuyor. Biz ezber bozuyoruz. Burada insanlara gerçeği söylüyoruz. Bizi karalamanın yolu, demin de söyledim işte, Hazreti Peygamber'e Mekke'den yaptıkları şey iftira, yaftalama, üzerini örtme politikasıydı. Biz bu programda Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ideolojik grupların içerisinde bize Kürtçü diyen var, Ergenekoncu diyen var, ırkçı diyen var, komünist diyen, yani biz her türlü yaftayı yemişiz. Ama hiçbir zaman hiç bu toprakları var eden hiçbir unsurun düşmanlığıyla yaftalanamayız. Çünkü hiçbir zaman bunu yapmadık. Bu kadar, yani çok özür diliyorum, bu yorumu yapan, bu telefonları açan arkadaşlar muhtemelen kafayı çekip de açmışlar bu telefonu. Yani mümkün değil aksi takdirde bu konuşmanın neresinde Kürt düşmanlığı var? Biz burada ne bayrak, ne Kürt, ne Türk düşmanlığı yaparız. Biz deriz ki kardeşim, dalgalanan bayrağın altındaki vatan eğer zulmün aracıları tarafından bir sömürge haline getirilmişse biz düzenle kavga ederiz. Düzeni değiştirme adına konuşuruz. Düzen değişecek, eşitlik gelecek deriz. En fazla bunu söylüyoruz. Onun dışında saçmalık. Ne Aceme, ne Araba, ne Kürde, ne Türkiye düşmanlık yapılmaz. Tarihsel birlik vardır.
O yüzden yani sarhoş sarhoş mu açıyorlar anlamadım yani. Böyle bir gariplik. Evet, bu yani kısa parantezden sonra aslında asıl konumuza ezberleri bozmaya devam edelim sevgili Eren. Şimdi bir yanıyla da bu Ebzer ve sahabeler konusunu ele alırken bu Osman, Halife Osman dönemine de gelmemiz ve bu konuya ilişkin değerlendirmeler yapmamız gerekir. Yine ben Ali Şeriatı'nın Ebu Zer adlı kitabından yine bir Muaviye Şeriatı diyaloğu okuyacağım. Evet. Onun üzerinden senin yorumlarını almak istiyorum. Muaviye, ey Ebu Zer, seni bize karşı ayaklandıran şey nedir? Diye sordu. Ebu Zer pardon. Ebu Zer, ganimet Müslümanların hakkıdır. Sen onlardan bir şeyi kendin için alamazsın. Evet. Ancak sen peygamber Ebu Bekir ve Ömer'in yaptıklarının tersine ganimeti kendin ve Ümeyye oğulları için topluyorsun. Muaviye, Ebu Zer, senin inandığının tersine ben kendime mal toplamadım. Genel giderleri karşılamak üzere topladım. Ben halkı servetten yoksun bırakmadım ve infak edilmesi gereken yerde infak ettim. Gereken yer. Ebu Zer, sen bu bağışlarınla Allah rızasını gözetmiyorsun. En kritik nokta bu. Evet. Sen bu bağışlarınla Allah rızasını gözetmiyorsun. Sadece halkın seni cömert olarak anmasını istiyorsun. Evet. Nitekim öyle de anıyorlar. Ey Muaviye, zengini zengin sen zenginleştirdin. Yoksul fakiri de yoksa. Sen fakirleştirdin. Evet. Muaviye, ey Ebu Zer, bu işleri bırak. Sen halkı devrim için kışkırtıyorsun. Öyle bir devrim ki sonucunu Allah'tan başkası bilemez. Ebu Zer, canımı elinde bulundurana and olsun ki servet sahipleri mallarını halkla paylaşmadıkça ben bu işi bırakmam, dedi. Öfkeyle dönüp gitti. Dönüp gitti, evet. De yani öyle bir mevzuyu bırakıp küsüp gitmedi. Evet. Gitmedi. Tabii Muaviye'nin ideolojisine küstü gitti. O ayrı bir konu da. Hı. Davaya küsmedi, mücadeleye küsmedi. Şimdi Ebu Zer Gıffari'nin burada tepkisi nedir biliyor musunuz? Ne zaman ki peygamberin ehli beytine Ebu Süfyan'ın ehli beyti tercih edildi, ne zaman ki İslami slogan, İslami hakikate tercih edildi, yani İslam bir anda apansız bir şekilde sağa kaydı. O sağa kaymayla birlikte Ebu Zer ciddi bir tepki sürecine dahil oldu. Peygamberin vefatıyla birlikte, ki aslında bir Sekife darbesi diyoruz biz ona, peygamberin vefatı sonrası Sekife'de yapılan toplantıda bir anda İslam'ın bir devletleşme süreci bahsi konuya geldi. Yani şimdi mesela İslam'ın devlet modeli falan dediğimiz zaman peygamber o modelin içinde hiçbir zaman olmamıştır. Yani o model üzerine yapılan tartışmalarda peygamberden bahsetmenin hiçbir mantığı yoktur. Çünkü peygamberle alakası yoktur. İslam'ın devletleşme süreci peygamber vefatı sonrası başlar. Bakınız, Halife Osman'a kadar Ebu Zer sürece tepki göstermemiştir. Neden? Çünkü İlk iki halife, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer, süreç içerisinde adil bir tutum sergilemişlerdir. Hatta Ebu Zer el-Gıffari, Halife Ömer'e, Hazreti Ömer'e fitne kilidi diyor. Sen varken fitne çıkmaz. Benim korkum senden sonrasıdır diyor. Ve Hazreti Ömer bu söylem üzerine, bakın çok önemli, halifeyi seçecek bir heyet kuruyor vefatı sonrası. Yani bunu mesela insanlar diktatörlük olarak tanımlayabilirler ama değildir. Neden değildir? Özellikle de özgürlükçüler, bugün de mesela liberal özgürlükçüler diyorlar ki yok şu diktatörlük, yok şu totalitarizm, yok şu otoriterizm. Olgunlaşmamış, mevzuyu anlayamamış, halk bilincine erişememiş bir kitlenin bir anda bütün özgürlüklere sahip olması demek ne anlama geliyor biliyor musunuz? İnanılmaz büyük bir kaos ve kargaşanın ortama hakim olması manasına geliyor. Dolayısıyla eğer bir devrim söz konusu ise o devrimin öncü kadrolarının halka tatbik edeceği bir eğitim süreci yahut da o sistemi iyice tanıtıp sindirme süreci inşa edilmesi gerekir. İşte Hazreti Ömer bu sürecin kendisiyle tamamlandığını öngörüp yeni halifenin bir şura tarafından seçilmesini söylüyor. Halife Osman, ki bunu söylemenin bir sakıncası yok. Yani ben Şeytan Evliyaları kitabımda bunu çok detaylı bir şekilde yazdım. Kaynaklarını verdim. Bakın sırf Şii kaynak almadım, bilerek almadım. Ehl-i Sünnet kaynaklarını kullandım ağırlıklı olarak. Taberi gibi bir üstattan yararlandık. Hazreti Osman gayrimeşru bir şekilde iktidara gelip, Halife Osman, akabinde
İslam toplumunun şöyle bir süreç yaşamasını sağlıyor. Bakınız ben size o süreçte neler yaşandığını özetleyeyim. Ebu Zer'in ayağa kalkmasının sebebi bu hadiselerdir. Beytül Mal halifenin emrine verilmiştir. Devlet hazinesi. Beytül Mal kimin emrindeydi? Halkın seçtiği bir memurdaydı anahtar. Hiçbir şekilde bu memur halifeye sadece hesap verirdi. Halifenin oraya müdahale etmesi söz konusu değildi. İlk defa Halife Osman zamanında Beytül Mal devlet idaresine teslim edildi. Böylece kurumsal devlet ortaya çıktı. Bakın kurumsal devlet. Beytül Mal'ın sahibi ilk defa halkın önüne çıktı. Halife benim işime burnunu sokuyor diye istifa edip anahtarı halka teslim etti. Bakınız bu bir eylemdir yani. İlk defa böyle bir eylem. İlk defa siyasi tutuklamalar ortaya çıktı. İlk defa Allah'a iman eden, la ilahe illallah diyen, harplerde mücadele etmiş Müslümanlar devlet tarafından işkence görmeye başladılar. Örnek verelim burada da Abdullah İbni Mesud işkence gördü. Fiziki olarak zindanlarda bildiğiniz böyle zincirlere bağlanıp işkence edildi. Görüşlerinden dolayı. İlk defa siyasi sürgün yaşandı ki Halife Osman zamanında işte Ebu Zer sürgünü, Rebeze sürgünü. Rebeze sürgünü ilk defa yaşandı bu. İlk defa tekelcilik siyasi yarada halifeye bağlandı. Bir makama gelmek için İslam'ın öngördüğü temel şey takva iken, bakın takva iken, yakınlık ve akrabalık bağları makama gelme aracı haline getirildi ilk defa. Çok önemli. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. İlk defa sınıf sömürüsü, sermayecilik, ayrımcılık, seçkincilik, cahili değerler İslam elbisesi giydirilerek pazarlandı. Demin de söyledik, İslami slogan, İslami hakikatin üstüne geçirildi. Ebu Süfyan'ın ehli beyti, Hazreti Peygamber'in ehli beytinden daha ön plana getirildi. Yönetimsel makama getirildi. Ve daha önemlisi, bana göre sorunun temelini teşkil eden problem, hükümet, yani başkanlık, imamet, yani önderliğe tercih edildi. Başkanlık, önderliğe tercih edildi. Bu ikisi birbirinden ayrıldı. Muhafazakar sistem devrimci harekete, bakın muhafazakar sistem, mukaddesatçı sistem devrimci harekete galip geldi bu süreçte. Hazreti Ali'nin, Ebu Zer el-Gıffari'nin tefsirleri ilk defa hükümsüz ve geçersiz sayıldı. Ne oldu? İşte Kabul Ahbarların, Vehb İbni Münebbihlerin, Yahudi oligarşinin tefsirlerine başvurulmaya başlandı. İşte bu noktada zaten Ebu Zer el-Gıffari harekete geçti. Ebu Zer el-Gıffari'nin hareketi Şam'ı çok tehdit etti. Bakın Medine'de tutmadılar Ebu Zer el-Gıffari'yi. Neden? Peygamberin hatırası vardı. Herkes Ebu Zer'i tanıyordu. Orada çok rahat bir şekilde bir süreç örgütleyebilirdi. Dolayısıyla ne yaptılar? Medine'deki süreçten hiç haberi olmayan, İslamiyet'i Muaviye ile tanımış olan Şam'a gönderdiler. Yani Ebu Zer'i sudan çıkmış bir balığa çevirdiler. Fakat Ebu Zer ne yaptı? Allah'a çok şükür o dönem mescitler halen daha Allah'ın eviydi. Yani halk eviydi. Mescitler halen daha karargahtı. Özgür bir şekilde orada sahabeler fikirlerini beyan edebiliyorlardı. İşte Ebu Zer el-Gıffari o dönem Tövbe suresinin 34 ve 35. ayetleri üzerinden devrimci bir süreç inşa etmiştir. Ve Şam, demin senin de anlattığın gibi, Şam valisi Muaviye artık çıldırmış, Osman'a bir telgraf yollamış, mektup yollamış ve şunu söylemiştir. Eğer Şam'ın elinden gitmesini istemiyorsan Ebu Zer'i buradan al demiştir. Ebu Zer Medine'ye sürgün edilmiştir. Vahşi köleler tarafından hiç mola vermeksizin Medine sürgünü yaşamış. Ve Medine girişinde bakıyor Hazreti Ali Safa Tepesi'nin altında. Çok pardon, Safa Tepesi değil artık, hangi tepe şimdi aklıma şey olmadı. Hazreti Ali, Osman ve diğer kişiler konuşuyorlar. Ebu Zer yumruğunu havaya kaldırıyor ve diyor ki Medine'yi büyük bir devrimle müjdeleyin diyor. Ve orada şu mesajı veriyor. Konuşmamın başında da söylemiştim. Allah kafası dik olanları değil, dik duranları sever. Ve Ebu Zer Gıffari için Hazreti Peygamber bu tutumu nedeniyle şunu söylemiştir. Ebu Zer'in şanı yeryüzündekinden ziyade göklerde daha üstündür. Ebu Zer'in göklerdeki şanı yerden daha üstündür. Ebu Zer övülmüştür Peygamber Efendimiz tarafından ve şu ifadeyle şey yapmıştır. Ebu Zer yalnız yaşar, yalnız ölür, yalnız haşredilir. Neden? Çünkü aslında burada Ebu Zer'in karakterinde İslam'ın ruhunu ve mevzusunu anlamış insanların nasıl bir hayat ve akıbetle sonunun geleceğini haber veriyor. Bu mevzuyu anlayanların kaderi yalnızlıktır diyor. Ve Ebu Zer'in yalnızlığı, bana sorarsanız eğer, bütün zahitlerin yalnızlığıdır.
Ebu Zer'in yalnızlığında hakikat gizlidir, hakikat yatar. Ve eğer yalnızlığın içerisinde kıvranan bir hakikat elçisi görürseniz eğer, bu Ebu Zer'in varlığından nasiplenmiştir. Yok mudur? Çok vardır. Ali Şeriat Üstad, Ebu Zer'i dile getiren Üstad, yalnızlık içerisinde çırpınmıştır. Ve ben bunu böyle tamamlayayım. Bu şekilde şey yapayım. İsterseniz son bir hadis-i şerifle ben bunu perçinlemiş olurum. Bakınız, ben bunu özellikle altına çizerek şey yaptım. Et-Tegrib'de geçiyor. Diyor ki Hazreti Peygamber, ey Ensar topluluğu, siz cahiliye devrinde Allah'a kulluk yapmazken üzerinize düşeni yapar, malınızı doğru yolda harcar, misafirlere ikramda bulunurdunuz. Fakat Allah size hak dini ve Resulünü gönderdikten sonra artık mallarınızı biriktirmeye başladınız. Mallarınıza infak ediniz. Zira insanların, yırtıcı hayvanların ve kuşların yediği mallarınız sebebiyle size ecir verilecektir. Bunun üzerine oradakiler dağıldılar ve herkes bahçesini çeviren duvarları yıkarak insanların ve hayvanların geçebileceği geçitler yaptılar. İster bize seküler desinler, ister ne derse desinler. Çok somut bir gerçek vardır. Yoksulluk göbeği şişiklerin yarattığı bir sonuçtur. Bir tarafta şişiyorsa bir tarafta azalır. İşte Ebu Zer somut bir şekilde hakikat üzerinden sosyal hayatın, sokaktaki ateşin etrafından konuşmuştur. Kur'an'ı oradan okumuştur. Bundan dolayı da zaten bugün bakınız Ebu Zer'e kavmiyetçi diyorlar, ırkçı diyorlar, deli diyorlar. Peygamberin en seçkin sahabesi. Bunu bu kadar açık söyleyelim. Ve biz onu büyük bir hasretle anıyoruz. Sadece Ebu Zer değil, Ebu Zer'in fikri altyapısını besleyen herkesi hasretle anıyoruz. Ona her zaman en yürekten, en devrimci selamlarla selam gönderiyoruz. Şimdilik bu kadar. Tabii söz geldiğinde yine bir şeyler söylemeye devam edeceğim. Teşekkür ediyorum sevgili Eren. Şimdi epey bir mesajlar var. Mesajların içerisinde genelde övücü, programı beğenen değerlendirmeler var. Kısaca isterseniz izleyicilerimizin isimlerini burada okuyayım. Çünkü hepsini ayrıntılı yapamayız. Zamanımız da sınırlı. Fransa'dan Ömer Karabulut programı beğeniyle izlediğinizi söylüyor. Yeni yılınızı kutluyor. Yine Hüsniye ve Hasan Erdem İstanbul'dan, Sayın Eren ve Yılmaz Hoca'ya teşekkür ediyor. Çok yararlı ve faydalı bir program oluyor diyor. Savaş Teber İstanbul'dan, 1950 sonrası tarih ve 1900 sonrasındaki din ve ahlak anlayışını yorumlar mısınız, bilgi verir misiniz diyor. 1950 ve 1980 sonrası din ve ahlak anlayışı. Çok kısa bir örnek vereyim mi? Arkadaşın sorusu havada kalmasın diye. Yarın da aslında yazdım ben bunu. Bunu istedikleri yere çeksinler. Bakın ben hakikati söyledim. Aman başıma ne gelecek diye korkusu olan bir adam değilim. İstedikleri yere çeksinler. Bakın Halife Osman öyle camide falan şey olmamıştır, öldürülmemiştir. Saray basılmıştır. Saray kuşatılmış, basılmıştır. Mısır'dan hareketle muhalif kitleler gelmiş, basmışlardır. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed tarafından ve yanındaki bir kişi tarafından öldürülmüştür. Yahudi mezarlığına atılmış, cenaze namazı kılınmamıştır. Bunu ben söylemiyorum. Bakınız Şeytan Evliyaları kitabında bunun kaynaklarını verdim. Sayfasında buradan söyleyeyim. Buradan açsın, baksınlar. Yani burada çok açık bir şekilde ben bunu ifade ettim. 190. sayfada bütün kaynakları var. İslam tarihinin en önemli kaynaklarından aldığım kaynaklardır, referanslardır bunlar. Ve şu hakikat üzerinden yola çıkacağız. Muaviye ne yapmıştır biliyor musunuz? Bütün entrikayı şöyle vücuda getirmiştir. Osman'ın katilini verin bana. Aldıkça almıştır. Bütün önderleri, muhalefetin bütün öncülerini Osman'ın katili diye damgalayıp öldürtmüştür. Ama bir türlü katili bulamamıştır, sözüm ona. Ha, bunu yapmadan önce Osman'ı aklamıştır. Yani Osman'ın yaptığı yanlışları aklamıştır. Osman'a niye isyan etti bu insanlar? Kur'an'ı bozdu diyorlar. Çünkü Hazreti Ali'nin Ebu Zer el-Gıfari'nin tefsirine adam itibar göstermiyor. İşte efendim sahabe yakınlarını kayırdı, akraba kolladı, mal biriktirdi, saydığımız şeyleri yaptı diye isyan ettiler. Bu çok doğal bir reflekstir. Aynı şey bugün olmuyor. Aynı şey olmuyor. Efendim ben darbelerin tümüne karşıyım. Tamamı Amerikan emperyalizminin bölgesel oyunudur darbeleri. Ama keşke bu halk isyan etseydi de Adnan Menderes'ten hesap sorsaydı. Bugün de aynı şey yapılıyor işte. İkilem var. Adnan Menderes başbakan. Demagoji yaparak onu aklama, onu bir özgürlük elçisi yapma. Amerika ile bu kadar içli dışlı olan bir adamın varlığı üzerinden siyaset geliştiriliyor. Bunun katillerini bana verin. Darbecileri bana verin. Aynı şey bugün yapılıyor.
Ve bu ilişki çok somuttur. Muaviye diridir. Bütün zamanların muaviyeleri vardır. Ve arkadaşımız 50 öncesi 50 sonrası diye ayırmasın. Bütün dönemlerde hadise süreçler üzerinden değerlendirilir. Ve bu açıdan bakmak icap eder. Evet, şeyler izleyicilerimizin mesajlarını okumaya devam ediyorum. Umut Bayraktar, Avrupa Rönesansı'nı, reformunu yaptı. Bizim de reform yapmaya ihtiyacımız var mı? Dinde reform olur mu? Hurafelerden kendimizi nasıl kurtaracağız diye soruyor. Ezitleri bozanlara saygılarımla demiş Ali. Şeriatinin aşkı atam Mehmet Akif Ersoy'un vatan millet aşkıdır demiş Ökkeş Yıldırım. Emekli öğretmen Hatay'dan. Mayde 67 iyi yorumlar mısınız demiş Soytürk adı güzel Ankara'dan. Tamam. Mehmet Gökhan Hatay, Allah sizleri başımızdan eksik etmesin, bizleri böyle din açısından aydınlattığınız için sizlere sonsuz saygılar sunarım demiş. Teşekkür ediyoruz. Hüseyin Aslan Belçika'dan, Kürt meselesi konusunda sağlıklı bir duruş gösterdiğiniz için teşekkür ederim demiş. Hatay Yayladağ'da yıllarca sırtta kaçakçılığa mahkumdu. Bunun etniği ve benzeri yoktur demiş. Yıllardır aynı şey oluyor demiş. Adana'dan Metin Peker. Evet. Gürül Al Ebüzer'den sonra Şehbetettin de mi aynı yolda yürüdü diye bir soru sormuş. Birbirinden ayrı görmemiz mümkün değildir. Mümkün değildir. Bir sözünü hemen söyleyelim. Yarın yanındaki ben hariç her şey ortak. Yani namus hariç her şey ortak. Şehbetettin'i bu somutlaştırıyor. Türker Hoca'nın oğlu, işçinin alın teri haklarını işveren kısıtlarsa bu hususa Kur'an-ı Kerim nedir? Konuşmacılarımız bu konuda ne diyor demiş. Geçen programda aslında bu konuya ilişkin açıklamalar yapmıştık. Yine hakkını vermemek mi olarak şey yapıyor? Yani işçinin hakkını, işçinin alın terini, haklarını işveren kısıtlarsa bu nasıl davranış bu göstermek gerekir? Yani işveren tavuk olmuştur. Aslında nasıl İslam davranmak? Tavukla mücadeleyi emreder. Şimdi Türkiye'de İslamcı zihin, muhafazakar zihin tavukla mücadeleyi devletle mücadele dışında bir şey olarak görmüyorlar. Yani onlara göre tağutla mücadele devlettir. Hatta yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük putu Atatürk'tür onlara göre. Onlar Atatürk'te küfür ettikleri zaman süper Müslüman olurlar, iş biter yani. Yani budur. Bütün din anlayışı şu anda bu dar böyle bir saçma bir şeyin içine sıkışmıştır. Şimdi işveren işçinin alın terini vermiyorsa Kur'an terminolojisine göre tağut olmuştur. Haddini aşmıştır. Onunla mücadele etmek gerekir. Tağutun sokaktaki fonksiyonlarına bakmak lazım. Yani işverenin hakkını almak için verilen mücadelenin adı cihattır. İslam terminolojisinde bu siyasi mücadele odur. En kötü, en kaba yolda size karşı şiddet kullanıyorsa meşru savunma hakkı vardır. O savunmayı yaparken eğer ölürseniz bunun adı da şehadettir İslamiyet'e göre. Yani Kur'an'a göre bu şehitlik olur. Çünkü alın teri, emek Kur'an'ın en kutsal değerlerinden birisidir. Ve en leyse lil insane illa masiha diyor. İnsan için alın terinin dışında bir karşılık yoktur. Bunu kısıtlayan adam şeytan olmuştur. Allah onun ne namazı vardır ne niyazı vardır. Yani öyle enteresan. Yine Ebu Zer'den bir örnek verelim mi? Tabii. Sevgili buyur. Dostumuza. Ebu Zer'in çok karakteristik bir tavrı var. Diyor ki, evinde yiyecek ekmeği olmayan adamın toplumun tümüne savaş açmamasını hayret ederim abi, diyor. Kılıcını çekip de sokağa çıkmamasını aklına şaşar mı diyor. Ama yani toplumun tümü kastediyor burada. Toplumun tümü derken neyi anlatmak istiyor? Tek tek kişilerle uğraşırsanız sonuç alamazsınız. Sisteme karşı savaşmak zorundasınız. Kesinlikle. Bireysel değil, örgütlü mücadele etmek gerekiyor. Gayet tabii. Senin gösterdiğin o gazetedeki arkadaşlarımız da, diğerleri de, bu dostumuz da sistemin mağduru bunlar. Bu kapitalist sisteme karşı savaş açacaksın. Biraz sonra eğer zaman kalırsa, demin dostumuzun 1950'den sonraki din anlayışı hakkında Ali Şeriatı'dan bir paragraf okuyacağım biraz sonra eğer zaman kalırsa. Bir ek yapayım buna. Önemli bir nokta. Bakınız, siz demin de söylediniz okuduğunuz pasajda. Ben çok sık belirtiyorum ama yine belirtmek gerekiyor. Çünkü bu doğru anlaşılmalı. İslamiyet'te sadaka yoktur. Birine lütufta bulunmak yoktur.
hak vermek vardır. Sadaka veremezsiniz kimseye. Siz zaten eğer ihtiyacınızın dışında kalan bir şey elinizde varsa bu zaten başkasının hakkıdır. Onun hakkını kendinize tutuyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Hırsızın elini kesin ayeti geldiğinde İslamiyet'i Diyanet de iyi biliyor, cemaatler de iyi biliyor, Amerika'daki vatandaş da iyi biliyor. Açsın baksınlar bakalım peygamber bunu kimin üstünde uygulamış? Yoksa gidip de karnı aç olduğu için ekmek çocuğun elini mi kesmiş? Yoksa o çocuğun ekmek çalmasına sebebiyet veren Kenzo'ların mı elini kesmiş? Bunu çok iyi anlamak lazım. Hırsız kimdir? Hırsız nedir biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim çok basit. Bu insanların mahsulünü alabilmesini, mahsulü mani olan, onların emeklerinin karşılığını almasını engelleyen topraksız bırakan, onları topraksız bırakandır. Bırakan. Yani bankayı aç olduğu için soyan adam hırsız falan değildir. Açan hırsızdır. Bunu zaten tartışmışlar tarih boyunca. Açan hırsızdır. Dolayısıyla ben çok somut şeyler bekliyorum vatandaşlardan. Yani ben kendim hayatımı bunu tatbik ediyorum. Hayatım boyunca çok sorun yaşamışımdır iktisadi olarak. Lakin ben bugün Allah'a çok şükür direniyorum. Kapitalizmin hiçbir çomağına girmemeye çalışıyorum. İhtiyacınız yoksa kredi kartı kullanmayın. Borcu olmayanlar bu akşam kesip atsınlar bu kartları. Şimdi bana belki dava açacaklar bankacılık kanunu muhalefetler ama açsınlar umurumda bile değil. Evet muhalifim o kanuna. Çünkü o kanun bir sömürü kanunudur. Kur'an'a ve peygambere küfürdür. Bakın Allah ve peygamberi Kur'an bankalara savaş açmıştır. Bakara suresi 272. Çok açık. Kaynağını veriyorum. Allah ve Resulü bankalara savaş açmıştır. Yazık günah. Bir de buna İslami bankacılık diyorlar. Bizimkiler bankayla savaşacağına bankaya abdest aldırıyorlar. Kapitalizme abdest aldırıyor. Nereden geldi? Bunlar da onların çocuğu işte demek ki yani. Kelime-i şehadetten peygamberin ismini çıkaracak kadar arsızlaşmış olanlar tabii ki başka bir hıyanetin içerisine girmezler. Bu şimdi birkaç son 10 dakikamız kalmış. Yönetmenimiz uyarıyor. Bir iki mesaj daha var. Onu da okuyayım. Facebook'tan gelen mesajlara tabii da biraz değinelim. Evet. Finike'den Yaşar Aydın, sayın yoldaşlar programınız çok güzel, örümcek bağlamış, beyinleri aydınlatıyorsunuz. Fakat örümcek beyinler bu saatlerde uyuyorlar. Mümkünse kanaldan ricam, eğer program uygunsa erken saatlere alınıp ilgilenirlerse sevinirim diyor. Evet, kanala duyurulur. Evet, kanala duyurulur. Halil Kızıltürk İstanbul'dan peygamberimizin vasiyetinden son Hazreti Ali halife olmasıydı diye değerlendirmesini yapmış. İslamiyet'te İsa Mesih'in tekrar gelmesi değilse bir şey var mıdır? Gelmesiyle ilgili bir şey var kesinlikle mıdır? Kesinlikle yok arkadaş. Ulus Çanakkale'den sormuş. İzin verirseniz bir şey söyleyeyim. Buyurun. Sizi temin ederim asla yoktur. Asla yoktur. Asla yoktur. Gözünüzü seveyim yapmayın. Son peygamber ona selam olsun. Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Bunun üstüne niye peygamber gelsin çocuklar ya? Böyle şey olur mu? Bir Müslüman bunu nasıl söyleyebilir? Asla böyle bir şey yoktur. Mehdi denen şey Kur'an'da asla yoktur. Hazreti İsa asla gelmeyecektir. Çünkü o son peygamberimizin üstüne peygamber gelmesine gerek yoktur. Kur'an bitmiştir. Kur'an dini tamamlamış, adını İslam koymuştur. İslam'ın peygamberi ona selam olsun. Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Hazreti İsa'nın ona da selam olsun. Ne işi var? Niye gelsin? Misyonu ayrıca gelecek olsa benim peygamberim gelir. Niye Hazreti İsa gelsin? Son peygamber gelir. Peygamberlerin en büyüğü gelir. Hazreti Muhammed Mustafa gelir. Yapmayın Allah aşkına. Bu sevgili dostumuza tekrar ediyorum. İyi ki sordu. Asla böyle bir şey yoktur. Hazreti İsa asla gelmeyecektir. İsrailiyattan içimize sızmış şeylerdir bunlar. Ne işi var Hazreti İsa'nın dünyada? Birkaç soru okuyayım Facebook'tan. Evet, Facebook'tan okuyalım biraz. Gönül Hürriyet Aydın arkadaş, sunucunuzun bilgi birikimi ve saygın tavrı saygıya değer demiş. Teşekkür ederiz. Orhan Efe Özdemir, adam gibi duruş sergiliyorsunuz demiş. Sağ olsun. Muhammed Acar, ben dikkat ediyorum. Birikimli bir arkadaşımız konuyla ilgili. Benim de kredi kartım yok, kullanmıyorum. Hamdülillah demiş. Eyvallah diyoruz. Mahir Can Yıldırım, ben de kredi kartı kullanmıyorum demiş. Kemal Dilsiz arkadaşımız, Müslümanları görseydim Müslüman olmazdım. İyi ki İslam'ı Kur'an'dan öğrenmişim. Yusuf İslam'ın sözü.
Eren Bey, geçen bu sözü paylaştınız. Önce sözü çok beğendiğimi ve katıldığımı söylemek isterim. Neden bu söz bu kadar doğru geldi hepimize? Gerçekten örnek alınacak bir Müslüman neden zor? Ayrıca sizleri tanıyana kadar dine karşı çok soğuktum. Gerekçesi de sözün içinde var ifadesi kullanmış. Mehmet Yalçın, Kartal'dan iyi geceler. Bu programda emeği geçen herkese sevgiler, saygılar dilerim. Konuyla alakalı değil ama kıyamet alameti olan Yecüc Mecüc hakkında bilgi verir misiniz demiş. Bunu daha ilerleyen bir programda ele alabiliriz. Çünkü hem zaman da çok kısıtlı. Erhan Pınar, Hazreti Osman bin Affan kendi akrabalarını İslam Devleti'nin değişik vilayetlerine vali olarak tayin ediyordu ve onlara Beytülmal'dan para kaynağı sağlıyordu. Ebu Zer bu davranışın İslam'ın prensiplerine aykırı olduğu görüşü savunuyordu. Erhan Hocam doğru mudur demiş. Tabii bunu da zaten anlattık. Doğru, çok tabii, evet. Doğru. Erhan Pınar dostumuz konuyla ilgili güzel okuma yapmış. Tebrik ederim. Muhsin Gülsoy, sizlere bir sorum. Konumuzla pek alakası yok ama Cübbeli Ahmet Hoca içeri atılması hakkındaki yorumlarınız. Cübbeli Ahmet Hoca da dik durmuştu. Ben her program bu konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim diyorum ama hep unutuyorum programın heyecanından dolayı. Ben Cübbeli Ahmet Hoca'nın itikadi görüşlerinin çoğuna katılmayan bir adamım. Çok farklı düşünüyorum. Ama ben Cübbeli Ahmet Hoca'nın haşa fuhuşla alakalı bir iş yapabileceğine zerre-i miskal kadar ihtimal vermiyorum. Mümkün değil. Bu işlerin içinde iş olduğunu düşünüyorum. Cübbeli Ahmet her ne kadar kendi üslubunca belli yerlere muhalefet ettiği için böyle bir sonuç yaşadığı kanaati taşıyorum. Bana göre muhalefetinden kaynaklanıyor içeride olması. Bunu da belirteyim. Ama dediğim gibi fikirleriyle çelişsek bile adalet neyse onu söylemek gerekir. Oyuna getirildiği açık bana göre ya. Evet. Sizlere teşekkür ederim. Yılmaz Hocam'ın Kur'an'daki Maymun kitabı muhteşem. Etrafıma ısrarla öneriyorum. Eren Bey'in de tüm kitapları öğretici. Her ikisine de gönülden teşekkür ederim. Tahir Sertkaya. Eyvallah. Yüksel Kılıç, Muaviye kimdir demiş. Valla belirgin kıldığımız kanaatindeyiz. İslam'ın en büyük düşmanlarından biri. Evet. Muhammed Acar kardeşimiz tekrardan bir soru sormuş. Maalesef Şiiler 5 tane sahabenin dışında tüm sahabeyi mürted olarak ilan ediyorlar demiş. Maalesef bu tür şeyler çok fazla var. Şiilerde de çok var, Sünnilerde de çok var. Hasan Ali Çağlar çok güzel gidiyor demiş. Haydar Nalçacı, Denizbank kartımı kırıp bu vahşi bankanın canına çarpacağım demiş. İsim bir şey yapma. Yazan yorumu okumuş olduk. Gökman Can, Yılmaz Hoca'nın eserlerinin tamamının olduğu bir yer yok mu? Kitapların tümüne bir yerden sahip olamaz mıyız demiş. Maalesef internetten girip tek tek isteyecekler. Ahmet Kayatürk, Ebu Zer'in ırkçılık eğiliminin olduğunu, bilahale bir olay yaşadığını biliyoruz demiş. Ebu Zer ırkçılık eğilimi olduğunu. Eren Bey, kitaplarınız neden pahalı? İyi akşamlar demiş. Vallahi bu konuda ben çok şey alıyorum. Bana mesela mail geliyor, bunu da açıklamış olalım. Neden kitaplar pahalı, parayla satılıyor? Birincisini söyleyeyim. Yani ben kirada oturan, arabası olmayan, bankada parası olmayan, şu anda bütün varlığı belki de 100 TL falan olan bir adamım. Yani benim kendi finansımla bunları bastırmam olanaksız. Bunların bastırılıp dağıtılması gerekiyor. Ne yapacağız? Bunu işte bu yayın evleri üzerinden yapıyoruz. Bunları da yayın evleri belirliyorlar ama dediğim gibi biz bunlardan servet yapmış değiliz. Şimdi bu eleştiri bana yapan arkadaşlar din üzerinden servet yapanlara baksınlar. Din üzerinden saltanat kuranlara bir baksınlar. Gemici kalanlara bir baksınlar. Ondan sonra bana gelsinler. Yani güzel bir eleştiri bu ama. Bu güzel, bu iyi bir eleştiri bu. Yani seni eleştirmiyor. Keşke ucuz olsa, olsa da hepsini alsak anlamında söylüyor. Bu bir eleştiri değil. Bu sevgi belirtisi bana göre. Sultan Han, işte dost doğru yol. Ne sağ ne sol. Ali gibi, Ebu Zer gibi, öğretici Hazreti Muhammed gibi demiş. Sinan Alptuğ, Bakır Serener, Sayın Erener deme. Birçok insan cahiliye dönemindeki müşriklerin Allah yok sanıp putlara taptıklarını sanıyor. Tabi bunun aksini söyledik. Öyle olmadığını. O dönemin şartlarının günümüz şartlarıyla daha kolay bağdaştırılması açısından lütfen müşriklerin de Allah'a inandıklarını tekrar tekrar vurgulayınız. Bu konu İslamiyet'in anlaşılması açısından çok önemlidir demiş. Sinan Alptuğ Bakır dostumuz. Tekrar ayeti yanlış okumuşum. Menzellehi yukudullahu kadar hasenen. Doğru, evet. Çok sağ olsun Muhammed Acar. Çok teşekkür ediyorum. Hatırlattı bana. Mahir Can, Kürt düşmanlığı nerede var ya? Yanlış anlamış o telefon edenler demiş. Gökman Can, MİT'ten gelmediyse hangi itten geldi istihbarat? Tabii ben bunu tekrar söylüyorum. Yani MİT'ten gelmediyse hangi itten geldi, onu açıklamaları gerekir. Bu istihbaratı. Tuttum bu sözü demiş. Kürt düşmanlığı iddiasına cevap vermeniz gerçekten gereksizdi. Belirttiğiniz gibi kafayı çekmiş olmalılar böyle düşünmek için. Fakat bana küçük akılsız akıllarca sizi töhmet altında bırakmaya kalktıkları kanaatindeyim. Zeka sorunu olan bazı yurttaşlar olabilir tabii ki. Tabii bunu bir şeye dönüştürmemekte yarar var. Erkan Mert, sevgili Eren kardeşim, ailemden dolayı Kürt kökenli olduğum için bazı Türk milliyetçileri tarafından potansiyel terörist olarak görüyorum.
ayrı bir devlet istemediğim için, yani PKK'ya ve Kürdistan'a karşı çıktığım için de Kürt milliyetçileri tarafından asimile edilmiş olarak görüyorum. Peki milliyetçilik Kur'an'da geçer mi veya anti milliyetçilik Kur'an'da nasıl geçer demiş. Sevgili Eren, isterseniz son dakikalara yaklaştık diye yönetmenim uyarıyor. Yılmaz abi bir iki bir şey söyleyebilir. Tamam, yoksa onları son sözleri zaten alacağız. İki mesaj var, isterseniz onları da değerlendireyim. Zafer Denizkıran namaz ve salat kavramlarını açınız diyor. Tabii programımızın sonuna geldik. Başka bir zaman bunu değerlendireceğiz. Ana diliyle ibadet etmeyen başka bir millet var mı diye aynı şekilde sormuş. Ne diye Arapça namaz kılarlar ve şeklen doğru ise böyle rekatlara bölünmüş haliyle niye Kur'an'da yazmaz diye soru sormuş. Bu soruyu artık ileriki programlarında değerlendirelim. Varol Karadeniz'de Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye ve tüm AKP kabirine helal olsun, yüce Türklüğü, ulu Müslümanlığı tüm dünyada rencide etmeyi başardılar demiş. Bir de Hazreti Osman'ın şehit edilmesi ve öldürülmesi biraz açar mısınız? Gürültüye gitmesin, kafam karıştı, anlayamadım demiş Yaşar Uslu. Sevgili Eren Erdem'in Şeytan Evliyaları kitabında bu konu geniş bir şekilde kanıtlarıyla anlatılıyor. Ve artık bu programın da sonuna geldiğimiz için veremeyeceğiz. Oradan ileriki programlarda belki yeniden değinme olanağımız olacak. Evet Yılmaz hocam, son sözleri alayım çünkü programımızın bittiğini... Ne kadar vaktimiz var? Birkaç dakikamız var. Sizin çok var. O kadar zamanda toparlayamam. Sadece şunu söyleyeyim. Deminki arkadaşımızın sorusu ve gelen birkaç soru var. Onları şöyle bir toparlayayım istersen kısaca. Bugün yapmamız gereken Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Ermeni, Yahudi falan diye ayrım yapmamak, birleşip seri katile karşı, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı vatan savunması yapmamız gereken gündür. Herkes aklını başına toplamalı. Vatan savunmasının Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Maz'ı olmaz. Bu ülkede yaşayan herkes vatandaştır. Herkes eşittir. Yalnız düşman tektir. Düşman Amerika Birleşik Devletleri'dir. Benim son sözlerim bunlar olsun. Ali Şeriat'tan pasaj okuyacaktım ama zamanımız kalmadı. Teşekkür ediyorum. Son sözlerim bunlar olsun. İki mesaj var, onu da okuyayım. Son değerlendirmelerinizi alacağım sevgiler. Ebu Bekir yerine ilk halife Ali olsaydı İslam tarihi daha farklı gelişir miydi diye sormuş izleyicimiz. Bir mesajda Hollanda'dan bir izleyicimiz iletmiş. Selamlar, bir Türkçü olarak tavrınızı takdir ediyorum. Size Türkiye'de izindeyken tesadüfen dinledim. Kısmet oldu, Eren Erdem'in kitabını kitap almaya gittiğimde kısmetmiş, gözüme çarptı, aldım. Düşünerek okuyorum. Aklı selim konuşuyorsunuz. Ezberler bozulacak, oyunlar da bozulacak. Cenazelerde örgütün öne çıkması halkımızı yanıltıyor. Köydeki halk acılı yapacak çok şeyi yok. Mesele devletin devlet olamaması. Hazreti Ebu Bekir'i hiç duymamıştım. Sayenizde Hazreti Ebu Zer'i hiç duymamıştım. Sayenizde duydum. Dik duranlara selam olsun demiş Hollanda'dan izleyicimiz. Sağ olsunlar. Son ben çok değerlendirmelerini alayım. Ben 5 tane hadis okuyacağım. Tamam. 5 tane. Bu hem özetleyecek. Çünkü Ebu Zer'i biz anlatmakla vakit yetmez ki, anlatamadık aslına bakarsak, tamamen bitiremedik. Bakınız, Kütüb-i Site'den okuyorum. Kütüb-i Site. Yani sahih kabul edilen bir kaynak. Biz kabul ederiz veya etmez, önemli değil. Bu camia, bütün İslam dünyası kabul eder bunu. Etmesi gereken bir kaynaktır. Görüş gereği. Üç şey ortaktır. Su, ateş ve mera. Bunlardan alınacak bedel de haramdır. Kütüb-i Site, isteyen baksın, hadis numarası 772. Kütüb-i Site 772. Devam ediyorum. Bakın Müslim'de geçiyor, Nesai'de geçiyor, Tirmizi'de geçiyor. Tirmizi tefsir, tekasür bölümünde 3351 numaralı hadis kaynağını veriyorum. Tirmizi tefsir, tekasür. İnsanoğlu malım der. Halbuki Ademoğlunun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sağlığında tasadduk edip gönderdiğinden başka sahibi olduğu neyi var? Demiş. Tirmizi'nin Zühd bölümünde geçiyor. Ebu Hureyre'den gelen bir hadis. 2376 numara. İsteyen bakabilir. Bana diyorlar bazen kaynak vermiyor diye de kaynağını verelim. Altına tapana lanet olsun. Gümüşe tapana lanet olsun. Bakınız yine Tirmizi'nin Zühd bölümünde bir sonraki hadis 43 diyor ki çok önemli. Bir sürüye salınan iki aç kurdun sürüye verdiği zarar kişinin mal hırsıyla dinine verdiği zarardan daha fazla değildir diyor. Ve son bir tane okuyorum ve bitiriyorum. Bu benim önemsediğim bir hadise.
Bakınız, bunu mutlaka altına çizelim. Evet. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde geride ne dinar, ne dirhem, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Onun bıraktıkları beyaz katırı, silahı ve yakınları için tasadduk ettiğiydi. Bu ne demek biliyor musunuz? Kölelik, cariyelik, dirhem ve dinar meşru olmadığı için bırakmadı. Bunu okuyorlar diyorlar ki peygamberin kölesi yokmuş, bak burada alakası yok. Meşru görmediği için bunu bırakmamış zaten. Bunun kaynağını da vereyim. Buhari ve Sahih'de geçer, bir numaradır. Cihat'ta 61'de geçer. Aynı zamanda Nise-i Megazi'de 83 numaradır. Ve Ahbas 1, 229 numaralı hadistir. Bunu da baksınlar ve ben tekrar bizi dinleyenlere teşekkür ediyorum. Bu konuyu tekrar açmak gerektiği kanaatindeyim bizler. Ben de size teşekkür ediyorum sevgili Erdem. Bugün de programımızın sonuna geldik. Kitap tanıtımlarında sadece bir kitaba özel Sarkat Yayınları'ndan çıktı. Mit, Kosmos ve Akıl, Zerdüştlük, Manhaizm, Hristiyan ve Genostikler ve İslam. Hilmi Demir'in kitabıdır. Önemli bir kaynaktır bu konuyla ilgili olanların okumasını öneririz. Bizi bu saate kadar izlediğiniz için tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Uykusuz kaldınız ama bu programın anlatılanlar, özellikle Ebu Zer'i tanımayanlar için tanıma fırsatı yaratılan bir program olduğu için umarız uykusuz kalmanıza değmiştir. Tekrar ezber bozanlarda, başka ezber bozanlarda buluşmak üzere. Teşekkürler ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.